İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te yılın ilk programında beraberiz. Biliyorsunuz normalde her seneyi bir astroloji programına kapar ve yeni yılın falına bakardık. Yeni yıl ne getirecek, ne götürecek diye. Bu sene öyle yapamadık. Niye? Yılın son programı biraz hareketli günlere denk gelince mecburen siyaset konuşmak zorunda kaldık. Ama yeni yıla dedik ki bari böyle başlayalım ve her sene olduğu gibi bir teke tek geleneği olarak bu yılda astrolojiyle başlıyoruz. Yılın falına bakacağız, sizlerin falınıza bakacağız. Tabii arayıp da bize gün doğum gününüzü falan bildirmeyin, öyle değil. Burç burç bakacağız kimi ne bekliyor diye. Ve her zaman olduğu gibi iki demirbaş astroloğumuz var. Türkiye'nin önemli astrologları. Hande Kazanova hepinizin tanıdığı. Öner Döşer, o zaten astrologların astroloğu olarak da biliniyor. Ve yeni neslin çok parlak bir ismi Dinçer Güner. Üçünüz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dersiniz, program iyi olacak mı? Rating yapacak mı? Baktınız mı falan? Bu program ratingi tavan yapacak. Hadi inşallah. Dinçer Bey, siz de çok yükseliyorsunuz son günlerde gördüğüm kadarıyla. Gençler çok seviyor sizi. Doğru, evet. Niye? Yaşım itibariyle olabilir öncelikle. Hani yani sen diğerinin yaşlı mı diyorsun? Burada Hande vurur kafana bu şey için. Bir kuşak farkımız var tabii şimdi. Ufaktan var evet. Az da olsa var. Bu bir hani onunla ilgili olabilir belki. Yeni nesli daha kolay yakalayabiliyorum. Hani yeni gelişen her şey çok hızlı adapte oluyorum. Bununla alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. Hani öncelikle. Bir de hani almış olduğum eğitimi, yapmış olduğum işi yani çok olabildiğince çok tüm etik kurallara bağlı kalarak en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorum. Bir de insanlara astroloji öğretiyorum her şeyden önce. Her alanda, her yerde. Ben yıllarda bu iş programı yapıyorum, öğrenemedim bir türlü. Galiba aklım yetmiyor. Estağfurullah. Ya uzmanlık, başka bir uzmanlık alanınız var sizin, hani onunla alakalı. Belki de. Ama niyetim var yani bu işi öğrenmeye. Çünkü hakikaten keyifli bir iş. Ama bu konuda size özel teşekkür. Haydi inşallah. Yapmak isterim astroloji adına. Yani bu konuya gerçekten değerini veren programlar yaptınız her zaman. Şöyle söyleyeyim ya, astrolojiyi herkes böyle kimi küçümser, kimi büyümser, kimi fazla önemser, kimi çok az önemser, kimileri alay eder ama ben şöyle bakıyorum astrolojiye. Yani işte diyorlar ki bana bilim programı, sonra astroloji. Ben diyorum ki astroloji bilimlerin aslında anası sayılabilir. Evet, yani, çok doğru, çok doğru. Geçmişte yani daha bilimin gelişmediği, bilimin bilinmediği zamanlarda asıl bilim bu. Yani yapılan doğru. Bilim bu o zaman. Çok yani doğru. Bilimin çok temellerini belki astroloji ötüyor işte. Gözlem, bakma, tahmin etmek için, geleceği görmek için ama o zamanki gelecek bizimki anladığımız gibi değil belki. İşte mevsimler, hı-hı, hava nasıl olacak, kötü mü olacak, iyi mi olacak, ekinler tutacak mı, çok işte doğru, deprem olacak mı, bütün bunları görebilmeyi, yani bilimin olmadığı zaman da bilimin görevini üstlenmeye çalışmış bir iş aslında bu. Ve bilim onun üzerinden temel buluyor. O zamanki astrologlar neredeyse krallarla eşdeğer, her biri birer rahip, her biri çok önemli saygı toplumda rolü olan insanlar. O açıdan ben de size bizim rahiplerimizsiniz. rahibelerimiz ve mecuziler deniyormuş onlara zamanında. Eski astrolog rahipleri. Çok yani önemliymiş o zaman. Bugün hala önemli. Pek çok insan önemli kararlarını buna bakarak alıyor. Devlet adamları, evet, imparatorların, evet, kralların. Evet. Hala bugün Türkiye'nin resmi devletten maaşlı müneccim başı var yani. Gerçekten 500 yıl boyunca 37 tane müneccim başı gelip geçmiş. Çok da ilginç bir şey söyleyeyim. Bunlardan 35.si benim anne tarafından akrabam. Allah Allah. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Nereden başlayalım peki? Falda ne çıkıyor şimdi? Ne diyorsun? Nereden başlasın? Ben bir şey atayım ortaya. Hani 2018 neyin yılı olacak derseniz bana 2018 kripto paraların yılı olacak derim. Bitcoin diyorsun yani. Bitcoin benzer. Ve ona benzer, ona Allah Allah mümasil paralar. Bunun sebebi Uranüs gezegeninin 15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçişiyle birlikte astrolojik sembolizm itibariyle Boğa burcu en çok para ve para sistemleriyle, ekonominin geneliyle alakalı. İyi yönde mi, kötü yönde mi? Aslında bu dönemin icabı, bu dönemin realitesi ve toplum bilincinin realitesi, parayla ilişkisi değişiyor diyebilirim. Çünkü artık dijital para birimleri devreye giriyor diyebilirim ve özellikle devletlerin belki de giderek zamanla kendi bitcoinlerini oluşturması ve bu alanda giderek daha fazla ilginin artması. Yani bildiğimiz şu anda dolaşımda olan işte euro gibi, dolar gibi değerlerin giderek daha gözden düşmeye başlaması. Allah Allah. Bunlarla ilgili bir değişim döngüsü ve her şeyin artık dijitale döndüğünü biliyoruz zaten. Bankacılık sisteminin de çok büyük reformlarla birlikte özellikle dijital bankacılık. Hatta belki
bazı bankaların bile dijitalleşmesi. Ekonomide bir farklı döneme giriyoruz. Farklı kesinlikle. Yöntemler, farklı para birimleri, yeni bir ekonomik yapılanma, alıştığımız düzenin değişmesi mi demek bu? Evet. Evet, ya şunu hemen eklemekte fayda var. Bu ilk giriş. Yani 7 yıl sürecek bu. Yani bu değişiklikler... Gün, 15 Mayıs'a, 16 Mayıs'a olmayacak bunlar. Hayır, 15 Mayıs'ta giriyor. 2026 yılına kadar oluşmuş olacak. O zamana kadar ki ilk adımlar ve biz astrolojide gezegenlerin ilk girişlerini çok önemsiyoruz. Şöyle yapalım. Sırayla 2018'den neler beklediğimizi teker teker konuşalım mı? Tamam. Evet. Hande Hanım size başlayalım. 2018'de. Şimdi senden niye başlıyoruz? Çünkü sende bir acayiplik var. İzleyici hatırlatayım ben. Hande burada söylediklerinde ben bazen gülüyorum falan böyle. Çok iddialı şeyler söylüyor. Ben de bıyık altından gülüyorum. O da bana pis pis bakıyor. Yine bana gülüyor diye ama Suriye'de olacakları bildi mesela. Biz güldük falan böyle. Bildi. Neredeyse 15 Temmuz'u tarif etti. Yani darbe girişimi tarif etti. Yani tabii darbe girişimi olarak algılamak zorunda. Hani sanki bir gezi benzeri bir olaylar olacak falan gibi algıladık ama darbe girişimi çıktı sonra. Yazın böyle bir şeyler bekliyorum falan deyince. O yüzden ben kıymet veriyorum senin söylediklerini. Çok lütfen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi benim için mesela bu yılın en önemli konu ve olaylarından bir tanesi aslında 21 Aralık'ta Satürn'ün Oğlak Burcu'na geçmesi. Çünkü yaklaşık biz her zaman geliyoruz buraya katılıyoruz ama... 20 Aralık yani geçen 20 Aralık. Hemen yani şu ne zaman? 10 gün önce geçti. Çünkü 2,5 yıldan beri aynı konular üzerine, aynı temalar üzerine gidiyorduk. Şimdi Satürn hangi burca geçiyorsa 2,5 yıl boyunca o temaları... konularıyla ilgili önemli düzenlemeler, önemli sorumluluklar, atılacak adımlar devreye giriyor. Şimdi Satürn Oğlağa geçti. Neredeydi? Yay burcundaydı. Yay burcu yüksek düşünce ve fikirleri temsil eden burçların başında geliyor. Aynı zamanda eğitimle bağlantılı, yabancılarla yapılacak olan işlerle bağlantılıydı, ithalat, ihracat, din ve felsefeyle bağlantılıydı, göçmenlikle alakalıydı. Yani yaklaşık 2,5 yıl boyunca bu konularda çok önemli adımlar atıldı. Gerek Türkiye'de gerek dünyada. İşte göçmenlikle ilgili konular devreye girdi. Eğitim sisteminde bir takım değişimler oldu. İnsanların hayata bakış açıları değişmeye başladı. Ve bu konuda bir takım sınırlandırmalar ya da bir takım sorumluluklarla ilerlediler. Şimdi adımlar atıldı. Ama Satürn'ün Oğlak Burcu'na geçişini ben şu noktada önemsiyorum. Çünkü Satürn kendi burcunda ve bu burcun önemi şöyle ortaya çıkacak. Ne ektiysek... onu biçeceğiz. Yani ekildi, bir takım adımlar atıldı. Fakat realitede bu adımların bir karşılığı var mıydı? Bütün bunların hepsini göreceğimiz bir döngüye giriyoruz. Yani 2,5 yıl boyunca bunlar çok önemli olacak. Yani çalışan kazanır, elması kızarır. Çok doğru. Çok önemli. Çünkü sınırlar ve limitleri belirleyen özellikle Satürn Oğlak mühendislikle çok bağlantılı, sivil toplumlarla çok bağlantılı, hükümetle çok bağlantılı, emlak sektörü, inşaat, binalar, aynı zamanda toplum önü işler, kariyer ve iş konularıyla çok bağlantılı. Ekonomik bir döngü içerisine giriyoruz. Toprak grubunda daha ağır, daha sağlam, daha kalıcı işler yapmaya adım atacağımız bir peki dönem. Peki şimdi Hande bir şey, sen bu söylediklerin güzel de. Mesela bunlar değişimler ne yönde olacak? Negatif mi, pozitif mi? Hükümet. Şimdi Satürn'ün olduğu alanda hiçbir zaman aslında pozitif şeylerden bahsetmiyor. Evet, çünkü burada bir kısıtlanma, bir kural, bir sınır getirme meselesi vardır. Yani ve Satürn aslında eğer ki dersleri doğru veremediyseniz geçtiğimiz yıllar içerisinde... Attığınız adımların doğru adım atmadıysanız kötü sonuçlarını bu dönemde görürsünüz. Evet ama bir de şöyle bir şey var, hani Hande bahsedecektir. Satürn aslında astrolojinin en kötücülü. Yani bütün tarihi eserlerde hep bir şeytanla tasvir edilir aslında. Ve Satürn Oğlak aslında tahtında ama şeytan tahtında oturuyor demek bu bir noktada. Aslında çok da böyle keyifli, çok da böyle mutlu bir süreç değil bu şimdi baktığımız vakit. Hani ay içim çok, karardı. Fena oldu. Biraz içimizin çok... kararması da gerekiyor. Yani gerekiyor. Aslında 2,5 sene çok zor bir süreç. Yani ekonomik olarak evet devrimler var fakat bu geçişler her zaman çok büyük sancılarla birlikte olacaktır. Evet. Bir taraftan Satürn Oğlak aşırı kuralcı olmayı, soğuk olmayı, işin içerisinde duygu olmamayı getirir. Yani ve yöneticilikle de alakalıdır. Ve bu dönem dünya üzerindeki özellikle yönetimde söz sahibi olan kişilerin oldukça katı, oldukça soğuk, oldukça merhametsiz, katı adımlar atacağını da düşünebiliriz gibi geliyor bana. İran'da başladı bile mesela. Güzel söyledi. Evet. Yani ideallerimizi sorgulayacağımız bir döngü içerisindeyiz. Nereye doğru gittiğimizi sorgulayacağız. Mesela örnek veriyorum.
Oğlak Burcu yüksek yerleri temsil eden bir burç. Yüksek yerleri temsil ettiği için mesela gökdelenler artık eskisi gibi ilgi görmeyebilir. Binalar, inşaat sektörü. Türkiye de çok büyük bir kentsel dönüşümden geçiyor. Şimdi bütün bunlar ne kadar doğru ve maksimum kalite ve detayla üretildi, ne oldu ne etti. Yani doğru yaptıysak sonuçlarını göreceğiz. Kötü yanlış yaptıysak olumsuz sonuçlarını çok sert bir şey göreceğiz. Aynen. Şeyle bağlayayım. Oğlak Burcu'na daha evvel geçiş yapan ağır hareket eden gezegenlerden Plüton'un bu geçişi 2008 yılında oldu. 2008 yılı deyince aklımıza bir ekonomik kriz geliyor. Evet. Lehman kardeşlerle başlayan. Dolayısıyla şimdi Satürn'ün o alana tekrar geçiş yapıyor olması, o alandan geçiyor olması... Daha da beter testinin, bir şey. Yani orada düzeltmeler yapanların hala hazırda evet devam etmesi, belki daha da güçlenmesi. Ama yapmayanların da bu sefer artık tamamen finale doğru gitmesi. Tabii yani sadece kendini düşünen, daha sorumsuz, daha düşüncesiz hareket eden bütün yapılar aslında değişecek. Ekonomik döngüde de büyük değişimler olacak ve bazı şirketlerin özellikle kontrolü gidebilir ve burada çok büyük önemli değişiklikler beklenebilir özellikle Satürn Oğlak'ta olduğunda. Milliyetçilikte yükselme görülecek önümüzdeki döngü içerisinde. Aynı zamanda globalizm, kapitalizm ve halkçılıkla ilgili söylemler ya da bu alandaki bütün çalışmalarda çok önemli değişimlerin olduğunu da bu döngü içerisinde göreceğiz. Zaten Uranüs'ün Boğa burcunda olmasından bahsettik. Bir yandan bu sene Jüpiter Akrep burcunda ilerliyor. Yani bu sene aslında ruh dengemizi iyi sağlamamız gerekiyor. Ben o kadar da çok olumsuz bakmamak istiyorum. Çünkü neden? Satürn Oğlak'ta toprak elementinde, bir yandan Jüpiter Akrep'te su elementinde, Neptün Balık'ta su elementinde. Şimdi bak, eğer çok fazla kaçırırsanız suyu çamur olabilir ama kaçırmazsanız da Ademoğlu demek. Evet. Toprak elimizde, su elimizde istediğimiz gibi onu yoğurabiliriz. Yani hayatımızı yeniden şekle sokup istediğimiz gibi yapılandırabileceğimiz de bir yıl içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Ben hani en azından... böyle bakmak istiyorum. Peki mesela siyasete ne görsün? Erken seçim falan gibi şeyler olabilir mi Türkiye açısından? Türkiye için de görünüyor falda. Türkiye için astrolojik açıdan bence şanslı bir zaman değil mi? Çünkü Türkiye Akrep Burcu'ndan ve Türkiye astroloji haritasının Akrep Burcu'nda şans ve fırsatları ifade eden Jüpiter gezegeni de var. Yani biz Jüpiter döngüsü dediğimiz 12 yılda bir gelen bir şans döngüsünün içerisindeyiz. Bence bu turizm alanını olumlu etkileyecek. O bakımdan da mesela biraz daha uzak doğu dediğimiz bölgelerle bağlantılarımızın da artacağı, ithalat ihracat konularının gelişeceğini düşünüyorum. Ve gençlerle ilgili, gençlerin eğitimiyle ilgili alanda gelişmeler bekleyebiliriz. Buna ilaveten spor, sanat gibi alanlarda gelişmeler bekleyebiliriz. Türkiye açısından ele alırsak. Ben özellikle Çin diyorum. Çünkü Çin astrolojisi haritası üzerinde çalıştığınız zaman... Genellikle 2020'den itibaren Çin'in hakimiyet kuracağını görmekle beraber bu yıl bunu çok göstereceğini anlıyoruz. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç dengeleri içerisindeki tahtı sallanıyor. Bu çok açık. Bu yıldan itibaren bunu çok göreceğiz ve özellikle Mart-Temmuz arasındaki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni de içine alan bir kriz, savaş demek istemiyorum ama bir agresyon, uluslararası alanda bir agresyon ihtimali. Ne zaman bu? Tabii ki bu Nisan-Temmuz arası diyebilirim biraz daha daraltarak. Şimdi 2 Nisan tarihinde Mars ve Satürn gezegenleri 8 derece Oğlak Burcu'nda kavuşumları var. Biraz evvel Dinçer çok güzel bir giriş yaptı. Dedi ki hani Satürn'ün aslında böyle zalim olarak tanımlayabileceğim. Yani gezegenin kendisi zalim değil zaten ama sembolize ettiği şeyler arasına baktığımız zaman. Şeytan da sembolize ediyor. 8 derece Oğlak Burcu'nda Fasies ismini verdiğimiz, daha doğrusu bu şekilde tanımlanan bir yıldız var. Bu yıldızın bulunduğu derecedeki kavuşumlara baktığınız zaman gerçekten o acımasızlık enerjisinin çok maksimumda olduğunu görüyorsunuz. Bu da tam Nisan ayına denk geliyor. Mars-Plüton kavuşumları vesaire. Nisan ayı agresif bir ay. Ekonomik açıdan da öyle. Mesela ben Amerika astroloji haritasında çalıştığım zaman özellikle Nisan'dan başlayan çok bir finansal anlamda çok önemli bir zorlanma görüyorum. Donald Trump'ın astroloji haritasının çok zorlandığını görüyorum. Dolayısıyla belki de havayı başka yere çevirecek bir takım girişimler, bir takım kararlar içerisinde olacak diye düşünüyorum. Mesela Vladimir Putin'in haritasına baktığınız zaman çok güçlendiği bir yılda olduğunu ve daha fazla güç göstermek istediği, kendi gücünü ortaya koymak istediği bir zaman diliminde olduğunu görüyorsunuz. Bu maksimum Ağustos ayında
ortaya çıkıyor. Ama daha evvelki döngü içerisinde mesela ilkbahar aylarında da yine Vladimir Putin'in önemli şans ve fırsatları var. Belki kendini daha fazla göstermek isteyeceği bir zaman dilimi. Öte yandan örneğin Suudi Arabistan astroloji haritasına baktığınız zaman çok sıkışıklıklar görüyorsunuz. Muhtemelen işte İran ilişkileri vesaire alanında bazı sıkışmalar olabilir. Hemen bu kış aylarından itibaren aslında bu yılki güneş ve ay tutulmaları özellikle 31 Ocak 15 Şubat bandındaki tutulmalar uluslararası ilişkilerde bazı gerginlikleri ifade ediyor. ABD astroloji haritasında çok etkiliyor. Ama Türkiye için enteresan fırsatlar yılı. Allah Allah. Bir taraftan yani nasıl söyleyeyim, kötünün iyisi diyebiliriz ya da bölgedeki sıkışıklıkların bazı fırsatlar yaratacağını söyleyebiliriz. Alternatif işbirliklerine açık olunacak bir zaman dilimi. Mesela ben elveda Avrupa Birliği diyorum. Yani Avrupa Birliği artık giderek daha gözden düşme ve küçülmeye gitme dönemine giriyor. Aslında bu kendini belli etmeye başladı ama 2018 yılından itibaren, özellikle sonbaharından itibaren bunu çok fazla göreceğiz. Avrupa Birliği astroloji haritasına baktığınız zaman 2021-22'lerde maksimum zorlanma sürecinde oluyor. İngiltere çıkıyor falan o sırada ondan. İngiltere astroloji haritası, o da sıkışık. Louisa May, hani bir şekilde Theresa May, onun da sıkışacağını anlatan, mesela İngiltere astroloji haritasına bakıyorsunuz, Ay Yengeç Burcu'nda tam 19 derecede, Temmuz ayında 20 derece Yengeç Burcu'nda bir tutulma var. Dolayısıyla bu da muhtemelen hani Brexit vesaire gibi haseler. Amerika ile İngiltere arası biraz geriliyor. Evet, biraz tahtının sallanacağını Temmuz gösteriyor. Temmuz ayı ilginç yani. Temmuz herkes açısından tehlikeli bir ay. Tutulma gerçekten büyük. Hani dünyadaki liderlerin ve kendi ülke haritalarına baktığımızda da çok önemli noktalar tetikleniyor. Evet. Sonuçta hani Yengeç Burcu korumacı bir burç. Angela Merkel mesela. Evet. Güçleniyor mu? Angela Merkel'in haritasında Yengeç Burcu'nda çok önemli. Tam hani kusura bakma girdim ama tam yeri gelmişken orada çok önemli gezegenler var doğum haritasında Yengeç Burcu'nda ve bu yıldan itibaren tutulmalar artık Yengeç Oğlak burç eksenine geçmeye başlıyor. Şu ana kadar Kova Aslan. Hani 1,5 yıllık döngülerle değişir tutulmalar ve biz de tutulmak değişen karakteri görürüz. Tutulmayı eski astrologlar aslında eskiden insanlar olumsuz görmüşler. Çünkü ışığın kesildiği bir an. Güneş ve ay tutulmasında o dönemin ışığı kesiliyor. Dolayısıyla hani sanki evrenle olan bağlantımızın kesilmiş gibi olması veya önümüzü göremememiz, karanlıkta kalmamız gibi. Ha tabii günümüz modern astrolojisinde biz bu tutulmalar aynı zamanda fırsatlar olarak da görüyoruz. Mesela işten çıkarılırsınız, bu sizin için kötü gibi gözükür ama 2 ay sonra harika başka bir iş bulursunuz. O zaman bu daha sonra iyiye dönen bir kötü gidişat bulur. Böyle görebiliriz. Bir hani joker kart çekmek gibi, bir şeyin birden hızlanması gibi. Hani uzun dönemdir belki de bitmesi gereken bir şeyin çok hızlı bir şekilde finalize olması. Bu yıl 11 Ağustos'ta bir önemli güneş tutulması var. Güneş tutulmalarının döngüleri var. Aynı derecede 19 yılda bir tekrarlıyorlar. Tabii 1999 yılının 11 Ağustos'unda oldu bu tutulma. Yani bizim için tabii pek de hayırlı ama onda bir de galiba gezegenlerin sıralanması söz konusu. Tabii yani. Doğru. Evet. Burada da bazı şeyler var. Ama o döngü içerisinde 99 yılında sadece deprem yoktu. Başka neler vardı? Buna dönüp baktığınız zaman veya kişisel hayatlarımızda 1999 yılında neler yaşamışsak bunların bir nevi tekrarı. Bunların üzerinden tekrar geçilme zamanı diyebiliriz. Önemli tutulmalar özellikle Temmuz ayında. Çok önemli bir ay tutulması var 27 Temmuz tarihinde. O hani sanki böyle birikmiş enerji. Temmuz olsun söyle peş peş bir şey var. Yani. Evet. Çok zor. Birikmiş enerjinin güçlü bir şekilde ortaya çıkması, patlak vermesi gibi sert. 27 Temmuz civarı sert gerçekten. Yani dikkatli olması gerekiyor. Mesela şurada hemen söyleyelim, o da Dinçer de öyle hani girmek ister belki ama İngiltere mesela haritasında özellikle tam ayın üzerinde, tam da tepe noktasında bir tutulma 13 Temmuz'da. Evet. Yani burada ya belki kraliçe ile bağlantılı olabilir. Kraliçe olabilir. Ya da Theresa May ile ilgili çok önemli alınacak kararlar. Burada çünkü kadınların için içerisinde olduğu önemli. Ne Temmuz'da İngiltere'de bir tatsız bir olay olacak. Ama yani. Sadece değil, ben bütün haritalarda bunu yani görüyoruz ortak. Bence buralar fena karışacak. Aslında burada çok önemli bir şeyler devreye girecek. Evet İnce, bu fena yerden sen biz konuya dalacağız. Yani şöyle 2018 yılı aslında işte biz bir yılı anlayabilmemiz için, yani genel çerçeveyi çizebilmek için tutulmalara bakarız öncelikle. Sonrasında işte bu
bizim ahır abi dediğimiz bu büyük gezegenlerin, işte Plütonlar, Uranüsler, onlar, bunların o sene içerisindeki hareketlerin ne olduğuna bakmaya çalışırız ve geçmişten de feyz alırız genelde. Şimdi 2018 senesi içerisinde benim en çok dikkatimi çeken aslında 27 Temmuz günü gerçekleşecek olan bir Kova burcunda ay tutulması var. 4 derece Kova'da. Şimdi niçin önemli? Yani hiç her sene ondan sonra işte 18-19 yılda bir Kova'da tutulma olmuyor mu kardeşim diyeceksin. Oluyor tabii ki ama bu tutulma şundan dolayı önemli. 1999 senesinde yine 4 derece Kova'da tutulma meydana gelmişti depremin olduğu gün ve o gün gökyüzünde büyük kare dediğimiz aslında hani biraz böyle insanı zorlayan bir gökyüzü görünümü meydana, gezegen dizilimi meydana gelmişti. Bu sene, aynısı mı meydana geliyor? Aynısı. Yani yine Boğa'da, yine Akrep'te, yine Aslan'da, yine Kova'da büyük kare dediğimiz ve aynı derecede bir şey meydana geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tutulmaların şöyle bir esprisi var. Tutulmalar gökyüzüne bir çentik atar her zaman. Bir iz bırakır. Bir tutulma meydana geldiği zaman gökyüzüne bir işaret bırakır. Üzerinden 40 sene de geçse, 100 sene de geçse aynı derecede bir durum meydana geldiği zaman geçmişteki meydana gelen olayın tekrarı, benzeşi, sembolizm bir şekilde çalışır. Evet. Bu yüzden de tutulmalar her zaman teknik olarak her ne kadar tutulmanın etki süresi, tutulmanın meydana gelme süresiyle hesaplanıyor olsa da en kaba tabiriyle bir tutulmanın süresi artı eksi bir aydır. Hı hı. 27 Temmuz günü 4 derece Kova burcunda gelecek olan meydana gelecek olan tutulmanın etkisini biz 27 Haziran'dan 27 Ağustos arası göreceğiz. Ama en güçlü etkisini 27 Temmuz civarı göreceğiz ve bu anlamda özellikle yeraltı hareketleri, tektonik hareketler, depremler konusunda bu tarih oldukça endişe verici. Çünkü biraz öncesine gelecek olursak eğer 15 Mayıs'ta az önce bahsettiğimiz Uranüs Boğa burcuna geçecek. Şimdi Uranüs aslında Uranüs'ün ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Uranüs şok edici demek. Yani bir yere 220 volt elektrik vermek gibi bir şeydir Uranüs. Uranüs aniden değiştirir her şeyi. Şok edicidir. Sarsıcıdır. Uranüs'ün ne yapacağını önceden öngörmek zordur. Çünkü Uranüs öngörülemez deriz çünkü. Yani her an yani şu an tak diye böyle bir fil düşmesi çok Uranüs'yen bir olaydır mesela. Yani Uranüs böyle bir şey. Şimdi Uranüs Boğa gibi sabit koşullarını, şartlarını oldukça korumaya çalışan bir burca geçtiği anda hepimizin şahgülü kayacak. Yani hepimiz ister yani bireysel anlamda sahip olduğumuz, ondan sonra sıkı sıkıya tutunduğumuz, bizim konfor alanı varsaydığımız ne varsa artık biz istesek de istemesek de seve seve ondan sonra biz bu konfor alanlarının dışına çıkmamız gerekecek. Fakat bunlar nasıl olacak? Şimdi hiçbir gezegen sihirli değnek gibi 15 Mayıs oldu olmuyor. Bunların etkilerini biz mesela 15 Mayıs Uranüs Boğa geçecek diyoruz ya, inanın en az 2 ay, 3 ay öncesinden biz bunun artçı böyle işaretlerini, flaşlarını görmeye başlayacağız aslında. Peki ne olur? Birincisi toprak reformu en önemli şey. Yani önümüzdeki 8 sene içerisinde aslında bazı ülkelerin toprak kaybettiğine, sınırların değişmeye başladığına şahit olacağız. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sınırlar yeniden yapılanacak. Özellikle 2019 senesinde devletler yıkılacak, devletler yeniden kurulacak. Farklı devletler kurulacak. Mevcut ondan sonra yıllardır bildiğimiz şey gibi düşünün bunu. Nasıl SSCB dağıldı. Ondan sonra yine bu süreçte aslında bu tarz ondan sonra başka ülkelerle bir araya gelmiş olan yapılar dağılmaya başlayacak. Öncelikle Amerika tabii burada. Eyaletler kendi özelliklerini ilan etmeye başlayacak yavaş yavaş. Sonra ne olacak? Baskıcı rejimler Uranüs Boğa ile birlikte artık yavaş yavaş güçlerini kaybetmeye, dünya sahnesinde artık yavaş yavaş güçlerini kaybetmeye başlayacaklar. Fakat dediğimiz gibi bu birden olmayacak. Yani o güç kaybetme halinde son gollerini atacaklar tabii ki. Yani bir çünkü Uranüs Boğa çok önemli. Çünkü Satürn Oğlak ve Uranüs Boğa'nın kesiştiği tarihte çok önemli bir yer var. İkinci Dünya Savaşı. Çünkü bu tarihlerde yine aynı şekilde Uranüs'ün Boğa'ya geçtiği zamanlar bir kere 1781 Fransız ihtilali olmuş. Çok önemli. 1934'te Dünya Savaşı meydana geldi. Aynı şekilde aynı dönemde yine hem Uranüs Boğa'daydı hem de bu karmanın lordu dediğimiz bizi tokatlayan eden Satürn de yine Oğlak'taydı. Aynı görünüm meydana geliyor. O yüzden de her ikisinin kesişim noktası olan 1934 senesi bir dünya savaşını gösteriyor. Ama o dönem dünya savaşı toplu tüfekle yapılırken tabii ki şimdiki koşullarda böyle olmayacaktır. Dünya savaşını gösterme de işte Hitler'in yükselişine ve dünya savaşına giden yani, dönemin başlangıcı. Evet. Yani bu arada onun Hitler Boğa burcu.
Evet, Hitler mesela bunu gösterdi. Sonra az önce Öner Bey'in söylediği gibi para sistemleri değişmeye başlıyor. Yani artık bundan kaçarımız yok. Nasıl bizim 25 yıl önce bir kredi kartını biz bilmiyorduk ama artık hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Aynı şekilde Bitcoin ve türevi bütün dijit paraların hepsi de aynı şekilde kredi kartları gibi hayatımıza çok yer etmeye başlayacak. Toprakla ilgili çok büyük reformlar ister istemez olacak. Ama bu süreçte özellikle Uranüs Boğa, sonuçta astroloji tamamen bir sembol dili. Ve bu gezegenler bu şeylere geçtikleri andan itibaren, burçlara geçtikleri andan itibaren biz o sembollerin nasıl çalışacağını görüyoruz. Şimdi Boğa'nın astroloji sembolize etmiş olduğu şey toprak, toprak parçası. Ayağımızı bastığımız ondan sonra ve sahip olduğumuz toprak parçası ve para demek. Uranüs de şok edici ve ani olduğuna göre bundan şimdi siz bile buradan alsa çok rahat cümleler çıkartırsınız. Ekonomik. Niye beni burada aşağıladı? Hayır, valla estağfurullah. Hani astrolojide hiçbir ilgisi olmayan bir insan olarak soruyu söylüyorum. Yani, şaka yapıyorum. Estağfurullah, haddim değil tabii ki. Estağfurullah, sakın yanlış anlamayın. Yani para ve toprak kayıpları olabilir. Çok, orada bir değişimler olacak. Evet, ama Türkiye için oraya Uranüs düşüyor çünkü. Evet, ama Türkiye için çok önemli. Çünkü özellikle bu Satürn çok ciddi bir tasarruf ekonomisi dönemine gireceğimizi söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Satürn'ün daha önceki seyirlerinde işsizlik oranları %70'lere çıkmış dünya üzerinde. Çok büyük rakamlar ondan sonra var. Artı dünya üzerinde hep tasarruf ekonomileri devri başlamış Satürn'ün oğlak süreci döneminde. Birçok ülke kendi içerisinde küçülmeye gitmiş. Ülkeler birbirlerine ambargolar uygulamaya başladığı bir dönem bu. Aslında Satürn oğlak süreçleri çok, yani ben tabloyu çok böyle keyifli, çok renkli göremiyorum açıkçası. Yani ki bunu da şöyle anlıyorum diğer taraftan. Ve bu 7 senelik bir süreç aynı zamanda. Evet, çünkü zaten şimdi şöyle düşünün. 15 senedir ne yaşadığımız ortada. Dünya üzerine bir değişim, bir döngü var. 2000 özellikle 2010 senesi itibariyle hızlanan dünya üzerinde bir sürü dinamik çok hızlı değişiyor. Teknolojiden, paradan, ilişkilerden, siyasi, uluslararası diplomatik ilişkilerden, ülke içi ilişkilerden. Bakın son 8 senede Amerika, şu an İran, Türkiye kendi içerisinde sürekli çok büyük çatışmalar yaşadı. Suriye, kolay şeyler değil. Suriye, evet. Suriye, Orta Doğu. Ve bunlar çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 8 sene içerisinde oldu. Evet. Yani bu aslında baktığımız vakit bu çok endişe verici. Bu kadar kısa zaman içerisinde bu ülkelerin kendi içlerinde bu kadar çok çabuk karışıyor olması aslında. Bu çok endişe verici olarak değerlendiriyorum ben. Satürn gezegeni... İlginç mesela baskı rejimleri diyorsun mesela İran'da başladı bile. Ve diyor ki çok önemli söylediğin için... baskı rejimlerinin son direnişleri olacak. Evet, çok sert tepkiler gösterecek ama sonra yıkılacaklar diyor. Bu enteresan yani. Doğru. Ve İran'da da çok hemen 2018'de olmayacak belki. Bu 2019'a evet. Hani bu 2020'ler 22'lere kadar devam edecek. Çünkü aslında Plüto ile Satürn birleşiyor. Biz ona diktatöryel adımlar deriz. Daha da yani? Baskı uygulamak baskı toplumlar üzerine. Ya aslında tabii ki dünyada. Çok önemli bir şey var. Bu Satürn Plüto kavuşumu, Doğu Roma İmparatorluğu, Satürn ondan sonra Oğlak birleşiminde yıkılıyor bu arada. Evet. O 100 yıllık ondan sonra imparatorluk yıkılıyor. Yani çok ciddi alınması gerekiyor. 2019 senesinin özellikle çok yani. Büyük imparatorlukların dünya üzerinde egemenlik kurmuş olan ondan sonra bir takım ülkelerin artık yıkılmaya başlayacağını, özellikle kapitalist sistemin artık çökeceğini, yeni ekonomik düzenlerin, yeni sistemlerin artık geleceğini gösteriyor bu. Allah ama Allah. Bu geçiş ne yazık ki çok sancılı geçecek hepimiz için. Abi, yani kadar kötü bir döneme denk geldik ya. Hay Allah. Hep vardı bunlar. Paraya dayalı ekonomik sisteminin bilgiye dayalı ekonomik sistemine dönüşümü. Aslında bence çok... ikisi de yok. Durumum iyi o zaman. Şimdi şu andaki içinde olduğumuz bu döngü, 2021'e kadar Satürn'ün Oğlak Burcu'nda olduğu döngü devam ediyor. 2018-2021 arası diyelim. Bakın bir evvelki olduğu döngü 1989-91 yılları arasında ana başlık neler var? Rusya Berlin, yıkıldı. Berlin Doğu bloku dağıldı. Kılması, Berlin duvarı çöktü. Körfez Savaşı 1990. ABD'de resesyon 1990. Sovyetler Birliği ve Japonya stok piyasasının çöküşü. 1991. Yani burada... Aynı Satürn'ün gene Oğlak burcundan geçişi ekonomik sistemleri. Neyse o kadar da kötü değilmiş canım yani az kötü. Yani. Şey, yani. Şöyle söyleyelim aslında dediği gibi yani ben de çoğu şeyde katılıyorum ama sonuçta mesela Türkiye haritasının güneşi de Satürn'ün olumlu etkiler alacak. Yani bu sene aslında bazı noktalarda evet çok zorlanmalar yok değil. Hemen mesela tarihleri verecek olursak Öner söylemişti 1-2 Nisan'da aslında 1-2 Nisan'dan önce 2-3 Mart mesela çok ben
Dikkat çekici görüyorum. Çünkü 2-3 Mart'ta Satürn'ün aslında bizim Mars'ımızla bir karesi olacak. Şimdi bunu izleyicilerimiz anlamıyor olabilir ama çok önemli adımlar atmamız gereken bir döngü içerisindeyiz. Ülkece, gerçekten öyle. Çünkü kendi topraklarımızda ortaya çıkacak bir kışkırtma, bir tetiklenmeyle ilgili konu ve olaylar orada orduyu harekete geçirebilir. Bu Mart-Nisan'da. Mart-Nisan, özellikle Mart başında, 2-3 Mart'ta. Bayağı şabuz gibi. Eğer bu atlatıldıktan sonra ben sanıyorum bu tabii ki bu işte Irak'ta olan olaylar, bu Suriye'de olan olaylarla çok bağlantılı bunlar. Çünkü 2 Nisan'da bu sefer 2 Nisan'dan önce çok özür diliyorum. Satürn'ün 7. eve geçmesiyle beraber artık bizim özellikle dış bağlantılı ittifaklarımızla ya da dünya arenasında tam anlamıyla diğer insanlarla olan birliklerimizde, beraberliklerimizde ya da işbirliklerimizde, diplomatik ilişkilerde bir takım sıkıntı ve problemleri devreye geçecek. Burada atılacak adımlar çok ama çok önemli. Orada zaten problemimiz var. Daha da mı artacak bunlar? Esas orada tam Satürn oraya giriyor. Çünkü o bir 2,5-3 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Artık bundan sonra tamamen işte dediğim gibi diplomatik ilişkiler devrede olacak, işbirlikleri, kimlerle işbirliği yapacağımız, bazı ülkelerle aramıza çok büyük mesafeler koyabiliriz, bazı ülkelerle daha farklı işbirlikleri içerisine girebiliriz. Ama buralar özellikle çok fazla yaz aylarında da tetikleniyor ve 2018'in Aralık ayından sonraki döngü Türkiye için çok önemli. Peki ben bir şey sorabilir miyim sana? Bir dakika, ne olur. Sor, fenalık geldi bana. Söyleyemedim bir sürü şey. Ölmek üzereyim. Duralım 5 dakika, bir reklam arası vereyim, kendime geleyim, ne olur. Ay çok fena oldum. Ay içim gitti. Hay Allah. Ay. Dur bir su verelim. Vallahi fena oldum. Reklam arası. Aman Allah'ım dedim. Neyse, belki biraz moral düzeyi bir şey söyleyeyim. Mesela bir iyi bir şey var mı? İyi bir şey, İyi çalışan bir şey kazanacak. Var. Sorumluluğunu evet. Alan ilerleyecek. Yani bu dönemde ilerlemek için gayret göstermek gerekecek. Çabalayarak, mesela eskiden daha fazla kişinin yaptığı işleri şimdi daha az kişinin yapması gerekebilir. Örneğin bir ofiste çalıştığınızı düşünün. Belki etrafınızda 3-4 kişi var. Yani 2 kişi kaldığını düşünün. Daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Ama o sorumluluğun alanlarında ilerleyeceği bir zaman dilimi diye düşünüyorum. Bir de yani mevcut ekonomik sistemden ne kadar memnunuz? Değiliz aslında. Çünkü eşitlikçi ve adillik. Dolayısıyla bunun zaten değişmesi gerekiyordu. Evet. Bunun değişmesi de hani böyle kuzu kuzu olmayacağı da belli. O zaman bazı sarsıntılar, demin Dinçer'in söylediği gibi sarsıntılar, şok edici olaylar deneyimlememiz tabii ki gerekiyor. Her koşulda dediğim gibi Türkiye açısından bazı fırsatların da olduğu bir yıl. Her ne kadar... Evet, ekonomik anlamda dikkatli olmamız gerekecekse de çünkü Satürn'ün Oğlak Burcu'ndan geçiş yaptığı zamanlar realist olma, fantaziye kaçmamak gereken zamanlardır. Mesela işte ne bileyim first class uçuşlar var. Belki eskisi kadar çok yoğun olmayacak. Yani lüks getirdiğinde bir düşüş olacak. Lüks alanda biraz derlenip toparlanmamız ama gerekecek. Ama emlak sektöründe mesela... Artık hani fiyatların oldukça almış başını gitmiş olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Hı hı. Sanıyorum burada da düşüşler olacak ve belki ev yatırım yapmak isteyenler, emlak sahibi olmak isteyenler için de çeşitli fırsatların çıkacağı bir dönem. Jüpiter tabii emlak sahibi olmak için fırsat, tabii. Emlak üreticisi ise fırsat değil. Fırsat değil. Ama herkes ev sahibi olacak. Ev sahibi olabilir herkes. Mesela yine Jüpiter 5. evimizden geçecek. Yine borsada yatırım yapmak isteyenler için aslında fırsatlarla dolu bir yıl diyebiliriz. Bana kalırsa vergilerde artış olacak ama faizlerin de yükselebileceği bir döngü. Uranüs Boğa Burcu altınla çok bağlantılı. Özellikle altının çok dikkat çekeceği ve ön plana çıkacağı. Tabii ki belirli tarihlerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yaz dönemleri ve yaz döngüleri içerisinde ama yine de bu noktalarda hani yatırım yapmayı düşünenler için bunu söyleyebiliriz. Altının çok ön plana geçebileceği bir döngü içerisine giriyoruz. Türkiye'nin de ittifakları değişmeye başlıyor. İttifakları çünkü Uranüs az önce... işte o 11. eve geçiyor aslında. Doğru. Ondan sonra yani şu ana kadar sosyal Türkiye'nin... Sosyal organizasyonlar, yani farklarla ilgili. Biz dünya üzerinde yaptığımız sosyal organizasyonlarla, yardımlarla ondan sonra ya da bir şeyin öncülüğünü yaparak... Türkiye çok daha değerli bir noktaya gelecek aslında. Bu çok önemli. Doğru. Bunun yanı sıra yine bu Uranüs Boğa geçişinde bu 11. evle birlikte şu ana kadar kurduğumuz ekonomik ilişkiler her neyse bunlar artık değişime uğrayacak. Daha farklı ülkelerle şu ana kadar belki ismini bile bilmediğimiz farklı ülkelerle
farklı ticari anlamda çok iyi kazanç getirici, mali olarak, finansal olarak iyi kazanç getirici ticari ilişkiler kurmaya başlayacağız. Çok önemli aslında. Yani doğru. Evet, ekonomik bir takım dengelerin değişeceği bir zaman, ama hani biz ülke olarak buradan aslında diğer ülkelere nazaran daha avantajlı çıkacağız. Evet. Tabii şimdi, yılın ilk yarısında lafını kestim. Tabii sonuçta ilk 6 ayında güzel kavuşumlar da var. Venüs'ün üzerine Jüpiter geliyor mesela. Hani insanlar ayağına göre yorganı uzatmaya başlayacak belki, ama bir yandan lüks tüketim de artacak. Allah yani Allah. Bazı şeyleri özellikle mesela bu ay içerisinde Ocak ayı, Şubat ayı bu anlamda dikkat çeken aylardan bir tanesi. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu'da ilginç bir şey olacak. Mesela Orta Doğu'yu çok iyi tahmin ettim. Mesela bu sefer Orta Doğu için ne görünüyor? Çünkü belli ki bir kazan kaynıyor işte. İran, İsrail gerilimi var. Amerika'nın müdahil olma talebi var. İran'ın kendi iç karışıklıkları var. İsrail'de Kudüs meselesi var. Buralarda bir şeyler görünüyor mu? Orada Hande'nin bazı tahminleri var. Özellikle bu ayın 21, 22 ve 23 Ocak tarihleri çok dikkat çekiyor. Filistin haritasında, İsrail'in haritasında ve Amerika'nın haritasında. Burada çok büyük olaylar olacak. Yani büyük bir takım adımların devreye girmesi devrede olabilir. Özellikle Filistin'in... Yani Ocak ayının sonu, Şubat ayının başı Filistin'de bir İsrail'de... Zaten Filistin kendi haritasında Satürn döngüsünü yaşıyor. Burada da çok önemli bir takım adımlar, olaylar vesaireler devrede olabilir. Güneş-Mars kavuşumu Jüpiter'le beraber bayağı bir tetiklendiğini görüyoruz. Şunu söyleyebilirim. Özellikle de 13 Temmuz'da yine tepe noktasında bir tutulma olacak Filistin'in. Burada yine dünya üzerinde çok konuşulacağını ve dünyanın bütün gözlerinin oraya döneceğini düşünüyorum. Ama özellikle Ocak ayı çok önemli. İsrail için de mesela 15 Mayıs'ta İsrail'in özellikle 7. evine geçecek Uranüs. Onun da diğer ülkelerle olan bağlantılarında, diplomatik ilişkilerinde çok büyük değişimler var. Yani insanlardan ya da diğer devletlerden, arkasında onlarla beraber işbirliği yapan ülkelerden ve devletlerden aradıkları yardımı artık bulamayacaklarını düşünüyorum. Burada özellikle de 27 Temmuz'da Mars'ın da kendi alanlarında, toprak alanlarında geri gidiyor olması, yaz aylarında burada çok ciddi çekişmelerin, İsrail savaşların... İsrail için sıkıntılı bir dönem var yani. Evet, İsrail için de öyle, Amerika için de öyle. Amerika çok işin içinde, Donald Trump'ın haritası özellikle. Donald Trump'ın haritası ve Amerika'nın haritasına baktığımızda çok ciddi anlamda diğer insanlarla artık işbirliklerinde tamamen bir büyük sıkıntının olduğu bir döngü içerisine giriyorlar. Yani aradıkları, çünkü şimdi her şey yedinci yerinde aslında onları popüler yapıyor. Diğer ülke arasında bir sürü ilişkileri düzenleyen bir ülke haline getiriyor. Artık bu ülke düzenlemelerinin hiçbir şekilde işe yaramadığı bir döngüde verdikleri kararlarla... Evet. Çok yardım da alacak diğer taraftan. Nasıl olabilir. Yani çünkü Neptün Başak, Uranüs Boğa, hep Neptün Uranüs üçgenleri de olacak diğer taraftan. Ama 22 derece Başak çok. Daha var. Daha çok zaman var. Bir 5 senesi falan filan var ama. Bence esas bu sene çok, yani özellikle şu Ocak Şubat ayında var ya, çok konuşacağız Amerika'yı. Şimdi çok büyük olaylar olabilir orada. Yengeç tutulmaları başlıyor. Önemli bir şey. Oğlak yengeç tutulmaları başlıyor. Tutulmalar. Ne demek Oğlak yengeç tutulması? Şimdi tutulmaları aslında bizim artık kaçamadığımız, yüzleşmek durumunda kaldığımız ve artık aksiyon alınması gereken, eğer biz aksiyon almazsak artık evrenin, yaratıcının, artık nasıl isimlendiriyorsanız bununla ilgili bir aksiyon planı olduğu bir süreci gösterir. Tutulmalar kadersel, karmik, artık hani nasıl isimlendirmek istenirse durumları meydana getirir. Ve tutulmanın düştüğü alan, bir tutulma meydana geldiği zaman aslında şey gibi düşünün bunu. Dişli koltuklarında hani yattığınız vakit o şeye, koltuğa ağzınıza doğru bir ışık getirir, reflektör ışığı getirirler. Şimdi o ışığın en önemli özelliği gölge yapmamasıdır. Tutulmalar da tıpkı reflektör ışığı gibidir aynı. Bir yere düştüğü vakit orada artık gölge bir yer kalmaz. Yani ne demek? Kaçacak alanın yok demektir. Her şey tabak gibi ortaya çıkacak demektir bu. Şimdi oğlak yengeç tutulmaları sembolik olarak nedir? Yengeç geleneksel muhafazakar olmayı gösterir. Aileyi gösterir, toplumu gösterir, üremeyi gösterir, emlağı gösterir. Çocuk sahibi olmayı gösterir her şeyden önce. Oğlak da iş dünyası, para piyasaları, ekonomik koşullar, ekonomik konular, ondan statü her şeyden önce, devlet arkanları, ondan sonra çok önemli büyük firmaların CEO'ları, sahipleri, yöneticileri. Şimdi tutulmalar bu alana düştüğü andan itibaren biz bekliyoruz ki aslında özellikle muhafazakarlar da ondan sonra daha modernlerin artık bir çatışma veya
birbirleriyle bir hesaplaşma süreci aslında. Yani tüm eteğindeki taşları dökme dönemiymiş gibi düşünebiliriz. Şimdi Tutulmalı'nın bir tarafı diyor ki hani otur evinde çocuk yap, çocuk büyüt, yuva kur, aile kur, evlen. İnanılmaz, evliliklerin sayısı deli artacak bu arada. İnanılmaz yani çok erken evlilikler olmaya başlayacak. Ondan sonra nüfus ondan sonra artmaya başlayacak. Doğum oranları inanılmaz bir şekilde artmaya başlayacak bu tutulmalarla birlikte. Ama diğer taraftan da hepimiz iş yapmaya başlayacağız. Yani biraz daha iş konusunda belki bireyselleşmeye başlayacağız. Kendi markalarımız için yeri gelecek sabahlara kadar çalışacağız. Hiçbir şeyden ne derler ona ödün vermeden. Yaptığımız işte eğer ki hangi işi yapıyorsak zamanımızı, emeğimizi ve paramızı eğer ki biz bir konuya odaklayabilirsek eğer fokuslanırsak o konuda çok takdir göreceğimizi, çok yükseleceğimizi de gösteriyor bu. İş konusunda çok verimli bir dönem aslında. Yani bakmayın biz bu kadar negatif vesaire konuştuk ama yani iş konusunda, evlenme konusunda, yuva kurma konusunda aslında çok da böyle keyifli bir dönem değil mi hocam? Doğru. Neticede aslında biraz da işten aileye konsantre ol. Yani iş güç dış hayattan biraz da aile ilişkiler, aile içi bağlar. Dolayısıyla bu dönemde iyi aile olmak çok önemli olacak. Maneviyatı güçlü olmak çok önemli olacak. Türkiye Astroloji Haritası'nın belki de en güçlü taraflarından bir tanesi bu. Maneviyatı güçlü bir ulusu ifade ediyor ve aile kavramını bilen bir ulusu ifade ediyor. Dolayısıyla bu tür zorluklar, özellikle iş hayatında olan zorluklar, hani evinize atarsınız kendinizi, ailenizden destek görürsünüz. İşte bir şeyler yolunda gitmemiştir ama sizi evde duygusal anlamda kucaklarlar, desteklerler. Bence bunlara çok çok ihtiyacımız olacak ki bunlara zaten sahibiz. İnşaat sektörüne dikkat çekmek istiyorum. Bu alanda sıkışmalar var. Tabii kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Çok da doğru buluyorum. Çünkü sağlam yapılarda oturmamız giderek daha önem kazanıyor. Temin Dinçer bahsetti. Daha evvel ben de biraz bahsettim. Yaz ayları. 27 Temmuz 2017 tarihinde. Güneş-Mars kavuşumu dediğimiz bu ikisinin yerden baktığımızda aynı boylamda olduğu derecenin şimdi 27 Temmuz 2018'de tam karşısında bu ikisi karşıt açıya geliyorlar. Bu güçlü bir enerjinin açığa çıkmasını ifade eder. Hani bu illa şurada şu deprem, burada bu deprem vesaire gibi bir şeyle ortaya çıkmasak da artık sağlam yapılarda olmamızın önemli olduğunu gösteriyor. Sağlam müteahhit çok önemli. Sağlam firmalar bu bağlamda çok önemli. Ben daha küçük gayrimenkullerin primini koruyacağını düşünüyorum. Yani çok büyük evler değil belki ama daha küçük gayrimenkullerin değerini koruyacağını düşünüyorum. Ayrıca tarım ziraatta önemli reform ve gelişmeler, topraklarımıza çok önem vermemiz gereken bir zaman dilimi. Bunu şu açıdan da söylüyorum. Ben biraz da astrolojinin dışında gibi gözüken bir alan. Güneşteki lekelerin döngüleri, değişim döngüleri ekonomik değişimlerle ve aynı zamanda bütün toprak ürünlerindeki değişimlerle alakalı. Güneş lekelerinin fazla olduğu solar maksimum ya da güneş maksimum dediğimiz zamanda hem piyasaların daha hareketli hem ürünlerin daha bereketli daha çok olduğunu görüyoruz. Güneş minimumu denilen döngülerde de bunun tam tersini görüyoruz. 2019 yılı güneşin minimum fazına geçiyoruz. Yani güneşteki leke sayılarının. Dolayısıyla bir, toprak ürünlerine dikkat çünkü önümüzdeki dönemde kuraklıklar, verimsizlikler olabilir. Tarım ziraatte teknolojiyi bir an önce geliştirmek gerekiyor ve yenilenebilir enerji alanına daha fazla girmek gerekiyor. Ve iki, piyasaların isteksizleşmesi. Hem astrolojik açıdan toprak elementinde gezegen sayısının çok artması, 2019-2020'ler. Hem de bu güneş lekeleri döngüsü açısından baktığımız zaman piyasada insanların çok risk almaya gönüllü olmadığı, çok fazla yatırım yapmak istemediği veya çok temkinli iş yaptığı zamanlar. Dolayısıyla bu alanda biraz hareketsizleşmeler var ama bu yılın sonbaharında Kasım ayında Jüpiter gezegeninin yay burcuna geçişiyle birlikte nispeten bu risk alma isteğinin artacağını ve 2019 yılının bir kısmında etkili olacağını ama muhtemelen son kez etkili olacağını, sonra uzunca bir dönem piyasaların çok istekli davranmayacağını öngörebiliriz. Yani buna göre kendimizi hazırlamamız tabii ki çok iyi olur. Depresyonik etkiler çünkü toprak tabii depresyonla da çok bağlantılı. Evet, depresyon alakalı. Bu dönemin psikolojik anlamda en çok dikkat edilmesi gereken evet. Sözcüğü olacak. Satürn'ün Oğlak burcuna geçti. Kişisel depresyon yoksa toplumsal depresyon. Kişisel depresyon, tabii ki toplumsal depresyon aynı zamanda ekonomik depresyon.
Yani bunlar bu dönemin en önemli sözleri olacak ve Dinçer'in söylediği gibi hani orada iş hayatında sıkışmalar, zorlanmalar, işsiz kalmak olabilir, daralmalar olabilir. O zaman neye ihtiyacımız olacak? Aile, maneviyat, o duygusal destekler bize en çok ayakta tutacak şey olacak. Bu yüzden aile ilişkilerine çok önem verelim diyorum. Bence bu dönemde çok önemli. Evet. Peki bu yılı burç burç değerlendirelim mi birazdan? Yapalım. İyi olur. Hadi nereden başlayalım? Hande ile Dinçer yapsınlar. Ben izleyici evet. olayım. Tamam. Paylaşım bir burçları. Bir bir mi gidelim? Bir bir gidelim. Sırayla mı gidelim? Sırayla, hadi sırayla. Gidelim. Hayır, hadi sen de başlasın. Koçla başlasın. Sen koç ya da sen bilirsin. Yok. Yo, başlarım. Sıkıntı değil. Bu sene koçları ne bekliyor? Okey. O zaman ben hemen bir ufak bir bilgi. Hani bizi izleyen kişiler için. Lütfen yükselen burçlarına göre dinlesinler. Asıl önemli olan yükselen. Evet, çok yükselen güzel. Burç. Çünkü biz yaptığımız tüm yani yazdığımız tüm yazıları aslında biz yükselen burca göre yazıyoruz. Doğru. Ana burca göre değil. Bu yüzden de yükselen burca göre dinlemek ve buna göre notlar almak, tarihler almak... Yükselen burç yaş ilerince daha mı etkili hale geliyor? Hayır, doğduğumuz hayır. andan itibaren aynen. geçerli. Sadece bununla ilgili doğum saatini bilmek gerekli gerekiyor. Aslında. Hani buna dikkat edersek eğer mutlu olur. Peki bunu öğrenmek için ne yapması lazım izleyicilerin? Kişinin doğum bilgilerini bir astroloğa bildirmesi veya bilmesi belki internette falan yerlerinde. Evet. Ama yer olsun. İnternette eğer yer sormuyorlarsa yani aynı gün aynı saatte İzmir'de doğanla İstanbul'da doğanın yine yükselenler arasında bir fark farklı. Olacaktır. Yer de çok önemli. Evet. Lokasyon çok önemli. Küçük İnternetten bulabilirler. Evet. Lütfen bunu bulsunlar. Bir de burada en önemli sıkıntı aslında yükselenle ilgili. Madem konu açıldı. Bir yaz saati uygulaması var. Evet. Yani 79 ile 84 senesi arası tıpkı bizim son 2 senede yaptığımız gibi bazen 2 saat ileri almışız, bazen geri almışız, bazen hiçbir şey yapmamışız. Onda bilmek lazım. Evet, hani o da hani o senelerdeki doğduğun seneler içerisinde bir yaz saati, kış saati uygulaması ile ilgili olağanın dışında bir ileri geri alma durumu ya da hiçbir şey değişme durumu varsa doğum saatlerini ona göre bir saat ileri alıp bir saat geri alsın. Oynamaları gerekiyor açıkçası. Önemli bir mesele bu. Şimdi gelelim 2018 Koç ve yükselen Koç burçlarına. Önemli, önceki gibi çok kısa bir tutulmalardan bahsedelim. Özellikle Ocak ayı, Şubat ayı, ondan sonra yine Temmuz ayı, aşk koçların ondan sonra gündemlerinde yer alacak. Eğer bir bekarlarsa eğer, kimse yoksa hayatlarında tutulmalar onları hem daha sosyal yapacak, hem arkadaşlarından fayda görmelerini sağlayacak bu tarihlerde, hem de diğer taraftan aşk meşk gönül işleri, ya da işte evlilerse çocuk sahibi olmak için yine 2018 bu tarihler için böyle çok güzel bir zaman. Koçların sınanacakları zaman 2018 senesi içerisinde iş ve kariyerle ilgili konular olacak. Kendi işlerini kurabilirler. Bir konu seçmeleri gerekiyor. Ve o konuda zamanla emeğini parasını harcayacak, uzmanlaşacak, kendini geliştirecek. Daldan dala 8-10 tane farklı konuyu atlamaması gerekiyor iş konusunda. Yani maymun inşallah olması evet, lazım. Evet, koç ve yükselen koçların. Bu 2 sene, 2,5 sene bu Satürn meselesi biraz onları kariyer konusunda adam edecek onları. Olgunlaştıracak, sorumluluk aldıracak. Koçların meselesi biraz böyle. Ama şanslı alanları yok mu? Tabii ki var. Özellikle başka insanların kaynakları, ortaklaşa gelirlerden elde edilen kazançlarla ilgili, yatırımlarla ilgili, işte... daha düşük faizlerde belki bir para bulur, para çeker, yatırım yapar, ev alır, araba alır, toprağa yatırım yapar vesaire vesaire. Hani ya da işte gider dijital paralara yatırım yapar. 2018 başkalarının finansal kaynakları ya da kazançlar konusunda koçlar için gayet böyle keyifli, böyle güzel, cillop gibi bir sene. Boğalarım. Evet. Hadi ben biraz kendimi dinleyeyim senden. Yani koçlar için sene bu sene iyi bir sene. Evet, ama iş konusunda hani biraz böyle evet. bir dikkat etmeleri, bir sarsılmaları gerekiyor. Boğa ve yükselen boğalara geldiğimizde boğa ve yükselen boğalar özellikle ikili ilişkiler ve evlilikle ilgili konularda şans rüzgarını arkalarına alıyorlar. Özellikle işte hayatınızda bir insan varsa evlenmeyi düşünüyorsanız ikili ilişkilerde önemli adımlar atmayı düşünüyorsanız bu yıl tam da sizi destekleyecek yıllardan bir tanesi sevgili boğa ve özellikle yükselen boğalar. Şunu söyleyebilirim, sadece ikili ilişkiler değil, ortaklaşa işler konusunda da şanslı adımlarınız devrede olacak. Yani bu sene bir işle uğraşacaksanız, önemli bir takım adımlar atacaksanız, başka insanların desteğiyle ya da başka insanlarla beraber hareket ederek ön plana çıkmanız sizin hayrınıza olacak sevgili boğalar. Ama ikili ilişkiler dediğim gibi aşk ve evlilikle ilgili konularda destekleniyorlar. Satürn oğlak dedik, toprak grubu dedik. Bu yüzden toprak grubu olan boğa ve yükselen boğaları aslında bu sene önemli sorumluluklar beklerken bir yandan da seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, hukuksal konular, ticari alanlarda ya da medya alanlarında çok önemli, onları destekleyen, kalıcı, evet çalışarak,
uğraşarak, ama Boğa burcu da zaten çok acele eden bir burç olmadığı için daha kalıcı adımlar atacakları bir yıl diyebiliriz. Tutulmalara baktığımızda ev, aile, yuva konuları ön plana çıkıyor ve tabii ki kariyer konuları ön plana çıkıyor. 31 Ocak'ta özellikle ailevi alanda önemli bir takım adımlar atabilirler. Yine gayrimenkul alım satım gibi işleri varsa, yer değiştirmeyi düşünüyorlarsa 31 Ocak'taki ay tutulması ve 11 Ağustos'taki güneş tutulması bu alanlarını tetikleyecek. Yine kariyerle ilgili önemli bir takım adımlarınız 16 Şubat ve sonrası sizi daha fazla memnun edecek sevgili Boğa ve yükseleni Boğa olanlar. 15 Mayıs'taki yeni ayı da hayatınızdaki önemli açılımlar için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 15 Mayıs'ta kötü şeyler olacak diyordunuz. Ama orada bir yeni ay da var boğalar için. Boğalar için. Özellikle Nisan doğumlu boğalar için, o zaman onu da söyleyelim. Yani 21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan, Nisan doğumlu boğalar için Uranüs'ten aldıkları etkilerle hayatlarında beklenmedik, sürpriz, ani bir takım olaylar, konu ve durumlarda karşılarına pozitif gelebilir. Tabii ki haritayı görmeniz gerekiyor ama... Şimdi boğa değişimi sevmeyen bir burç olduğu için değişim onu her zaman korkutur. O yüzden Uranüs'ün oraya gelmesi ilk başta muhakkak onları bir şöyle olaylara karşı tedirgin edecektir. Ama hızlı bir yandan bilincinde açılmalar, hayatı daha farklı görme, esnek algılama gibi etkiler de devrede olabilir. Yine tansiyon, iniş çıkışları vesaireler, bunlar da özellikle sağlıklarıyla ilgili durumlarda dikkat etmeleri gereken konuların başında geliyor. Ama yine de bana kalırsa değişim güzel olduğu için birazcık hayatın akışına kendinizi bırakmakta fayda var sevgili boğalar. Boğalar da yırttı. Yok, boğalar aslında keyifli, güzel. Evet, Şimdi. Koçlar ve boğalar iyi geldi. Evet, koçlar iş konusunda biraz sıkıntılı, onun dışında iyi. Boğalar da iyi. Sıra geldi ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi önce hayatın onları böyle tokatlayacağı, zorlayacağı alan özellikle bütçe yapmayı öğrenecekler artık. İşte paraları nasıl idare etmeleri gerektiğini öğrenecekler. Bu eşimin burcu. Biraz hani biraz tasarruf edecekler. Para kazanmayı öğrenecekler. Parayı idare etmeyi öğrenecekler. Yatırım yapmayı belki öğrenecekler ikizler ve yükselen ikizler. Az parayla çok iş yapmayı öğrenecekler belki de. Hani zorlanabilme ihtimalleri olan alan. Biraz daha kendilerini ruhsal olarak değiştirip dönüştürecekleri, işte kişisel gelişimler, İşte psikolojiyle ilgili ondan sonra kitaplar, okumalar, kendini değiştirip dönüştürecekleri, kendi krizleriyle, belki kendi korkularıyla biraz da yüzleşip bunların üstesinden gelebilecekleri aslında bir süreç başlıyor, bu bir. İkincisi, şimdi özellikle tutulmalar, bu bahsetmiş olduğumuz bu Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos tutulmaları bol miktarda seyahat, eğitim, farklı ülkelere gitmek, yurt dışında yaşamak için karar vermek, belki ilk defa yurt dışına çıkacaklar, gezecekler, tozacaklar. Hayatlarını değiştirecek, belki uzun vadede onların mesleğine dönüştürecek bir takım eğitimler almaya başlayacaklar. Yeteneklerini geliştirecekler. Atıyorum iyi sesi vardır, iyi yemek yapıyordur, ondan sonra iyi el işi yapıyordur ya da farklı, iyi konuşmacıdır, iyi yazıyordur, fark etmez. Ama yetenekleri her neyse bu tutulmalarla birlikte aslında daha çok yetenekleri gelişmeye başlayacak. İkizler ve yükselen ikizlerin bu tutulmalarla birlikte yakın çevre ilişkileriyle odaklanacaklar. Kardeşleriyle iş yapmaya karar verebilirler mesela. İş konuları birazcık daha böyle. Hayatın şanslı alanları ise ikizler ve yükselen ikizler için bir kere işsiz kalmıyorlar. Zayıflıyorlar. Sağlıkları daha iyiye doğru gitmeye başlıyor. Spor yapmaya başlıyorlar. Daha fit görünüme sahip olmaya başlayacaklar. Gündelik hayatları içerisindeki mevcut alışkanlıklarını daha faydalı bir şeye dönüştürmeye başlayacaklar. Şifa onları daha rahat bulacak. Hastalıklar iyileşecek. İşte kendi işlerini yapıyorlarsa daha fazla müşteriye sahip olacaklar. Çalışan sayıları artmaya başlayacak. Gibi gibi böyle çok da böyle keyifli alanları da var. İkizler ve yükselen ikizler için. Zayıflıyor dedin. Bence kilo alacak. Ama 6. evden geçiyor Jüpiter ya. Jüpiter tabii. 6. Sağlık ama bir şey söyleyeceğim. Geçiyor, genişletecek, büyütecek onları. Ama çok akrep ya. Peki. Onlar ya geçirin orada vegan olurlar, bir şey olur, beslenme onlar yani, almak isteyenler tamam, alacak, vermek evet, isteyenler verecek diye ortada ortaya vuruldu. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimizde özellikle yengeçler için rüzgarı arkalarından alacakları şanslı alanlar aşk hayatları. Bakar mısın bir dakika bunu kesme şimdi bak. Bana konuşuyor. Televizyoncu ya, kameraya konuşuyor. Ben buradayım hop. Oraya mı konuşayım, tamam. Şimdi yengeçler aşk hayatları çok ön planda. Özellikle yaşlı kameraya. Ah hadi ah. Ah ah.
Özellikle dediğimiz gibi özel hayatlarına ilgi gösterecekleri bir döngü içerisinde sevgili yengeçler. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler varsa. Duramıyorum artık. Öyle alışkın. İşte bebek bekleyenler varsa ya da çocuklarla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayacakları bir yıl. Yengeçlerin aynı zamanda sanatla uğraşan yengeçler sanatçı yönlerini ön plana daha fazla çıkartacakları, yine eğitimsel konularda eğlenceli ve keyif veren alanlarda hobilerine yönelik adımlarda güzel çalışmalar içerisinde bulunacakları bir döngü içerisindeler. Yine burası dediğimiz gibi riskli alan olduğu için yine şans oyunlarından yana, borsada yatırım yapmadan yana bu sene aslında yengeçlerin bu alandaki güzel gelişmeleri karşılarına gelebilir. Tabii, yani buralarda şans ve talih, yani milli piyango alsınlar. Milli piyango alsınlar bana kalırsa bir yıl boyunca, hatta yani 10 her ay 9-19-29'undan Kasım'a kadar mahvediyormuşuz onları. Hangi alanlarda önemli sorumluluklar var peki? İkili ilişkiler ve özel hayatları ile ilgili alanda, yani evliliğinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir döngü içerisine gireceksiniz sevgili yengeçler. Alma verme dengesini gözden geçirebilirsiniz. Evliliğinizin sizi hani yukarıya taşıyıp taşımadığı, ilişkilerinizde sizi besleyip beslemediğinden tutun da özellikle var olan ilişkilerinizde bir takım sıkıntı ve problemler de bu döngü içerisinde görülebilir. Ya da tam tersi, dediğimiz gibi Jüpiter de aşk alanınızdan geçiyor. Birbirinizden alacakları desteklerle aslında bu alanlarda da güzel sürprizler ve sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle yengeçlerin bu sene baktığımızda bütün tutulmaları maddi konuları tetikliyor. Yani parasal alanda önemli konu ve olaylar, tutulma zamanı devrede olacak. 31 Ocak ve 11 Ağustos'taki tutulma maddi konularda sizin hayatınızı desteklerken elinize bir para geçebilir ya da bir parayla ilgili bir konuya odaklanabilirsiniz bu döngü içerisinde. Özellikle 16 Şubat ve 27 Temmuz'daki tutulma başkalarının kaynakları ve parasıyla ilgili konu ve olayları karşınıza getirecek. Belki de ortaya çıkacak bir borç ya da ödemenin sorumluluğuyla uğraşacaksınız ya da bu konulara ilginizi kaydıracaksınız. Bizi izleyen 13 Temmuz civarı doğan yengeçler varsa özellikle hayatlarında önemli açılımların olacağı, hayatlarını bir anlamda değiştirecekleri bir döngü içerisine girdiklerini de söyleyelim. Yine Haziran doğumlu yengeçler özellikle bu sene biraz zorlanabilirler. Otorite figürlerinden, işte babalarından, erkeklerden bir takım sıkıntılı yani problemlerle. Otorite figürüyle erkek mi olması lazım? Yani? Özellikle erkek. Evet. Bizim evde otorite figürü ben değilim çünkü. Burada zorlanabilir. Yani yengeçler için, yengeç miydi bu? Yengeçte, evet, yengeçler. Boğa ve şey kadar, ikizler kadar tatlı bir dönem değil. Evet, zorlanacakları bir döngü var ama yine de tabii ki Jüpiter akrepte olduğu için, su grubu olduğu için yine yengeçlerin o kadar da zor demeyelim. Yani idare ederler yani. İdare ederler. Peki. Sen gir oradan söyle. Yengeç bir kişi de aslan mı? Aslan gelir. Evet, neyse, aslan. En zor burç benden gitti en azından. Yengeç zor muydu? Evet, yani anlatması daha zor en azından bu şey, bu tutulmalar, bu trans etkiler. Satürn yengeçlerin 7. evinde yahu. Eğer kötü gidiyorsa ilişki bay bay, boşanacaklar, ayrılacaklar. Söyledik onu hani, ama şöyle zor. Ama Jüpiter sen kibarca işte söyledin. Dincer dedi ki eğer sorun varsa patlar bunu. Ama yine de Jüpiter'den alacaklar olur. Ya en azından bu sene çok fazla sıkıntı ya çekmezler. En azından boşanırlardı. İşte nafakaydı, paraydı falan filan, onları alırlar. Yani rahat rahat. İyi bari. Jüpiter akreplerinin tarafında bakalım. Parasız boşanmazlar. Şimdi sıra geldi aslan ve yükselen aslan burçlarına. Önemli. Geçtiğimiz seneden beri aslında aslan burçları için oldukça böyle çok da kaçamadıkları, hayatlarında birçok şeyle yüzleştikleri, zaman zaman acı çektikleri, çok böyle değişim yaşadıkları bir süreç geçiriyorlar tutulmaların etkisiyle birlikte. Bazıları işte evlendi, bazıları ortaklık kurdu, bazıları boşandı, bazıların ortaklıkları bozuldu, bazıları iş değiştirdi, bazıları şehir değiştirdi vesaire vesaire. Tutulmalar aslan burcundaydı. Ve bu sene artık bu tutulmaların son evreleri gerçekleşiyor. Yani bu meydana gelecek bu 31 Ocak, 15 Şubat, ondan sonra 27 Temmuz, 11 Ağustos tutulmaları yine aslan kova aksında gerçekleşecek. Ne demek bu? Sen ben meselesi artık masaya iyice yatırılacak. Ben ne istiyorum? Sen ne istiyorsun? Hedeflerimiz ortak mı? Beni kısıtlıyor musun? Yeteri kadar özgür müyüm? Ya da benim söylediklerimi yeteri kadar yapıyor musun? Egomu tatmin ediyor musun? Etmiyor musun meselesi? Hani biraz ilişkinin ana teması böyle olacak bu tutulmalarla birlikte.
Çok keyifli ortaklıklar kurulabilir elbette ama yine de bir 27 Temmuz civarındaki tutulmaya dikkat etmekte fayda var. Bu söylediğiniz ve... o çok kötü olan Karen evet, olacak. Evet, evet, o dönem hani orada ilişkiler ve ortaklıklar hatta böyle hayatın geneli böyle bir sarsılabilir ama hani bir şekilde toparlanacaktır. Tutulmaların etkisiyle birlikte evlilik var her şeyden önce aslanlara iyi giden ilişkiler muhakkak ki evlilikle sonuçlanacaktır, keyiflidir vesaire. Şimdi gelelim hangi konuda zorlanabilirler, hayat nerede onları tokatlayabilir, sağlıklarına dikkat edecekler. Kemiklerine, dizlerine, dişlerine, romatizmalarına, pankreaslarına, şekerlerine, insülinlerine, yediklerine, içtiklerine biraz dikkat etmeni gerekiyor. Aslan için sağlık açısından, evet. Pardon, aslan için sağlık açısından evet. Riskli bir yere. Bedenleri bir işaret veriyorsa eğer bunu göz ardı etmeyerek tahlilli, doktorlu, randevuydu, görüşmeydi vesaire bunların hepsini tüm tetkiklerin yerine getirmeleri gerekiyor. Bu iki senelik süreçte biraz bedenlerine odaklanacaklar. Ondan sonra işte basit gibi görünen işaretleri çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan iyi şey ise hani aslanlar için hangi konuda fırsat ve şans elde edecekler. Belki de hayallerini kurdukları ev alacaklar. Büyük, kocaman, denize hazır. Hazır. Ondan sonra Temmuz gibi fiyatlar da artık böyle 15 Mayıs'tan sonra daha doğrusu fiyatlar düşmeye başlıyor ufak ufak. Hayallerini kurdukları ev alabilirler. Organik tarımla ilgili işe girişebilirler. Tarımsal, tarıma belki yönelirler. Yani toprakla ilgili, yerle ilgili bir şey yapacaklar. Aile kaynaklarını çok daha rahat yararlanabilecekler. Aile içerisinde atıyorum uzun süredir görüşmedikleri, küs oldukları, kavgalı oldukları aile bireyleri varsa belki bunları biraz daha stratejik davranarak aslında ilişkileri düzenleme yolunda adımlar atabilir aslan ve yükselen aslan burçları diyeyim ve ben sözü hemen Hande'ye bırakayım. Evet. Şimdi Başak ve yükselen Başaklara geldik. Artık oraya bakmıyorum. Lütfen bana bakar mısın? Sen nasıl kamerayı koysam önüme döndüm yani. Espri yapıyorum ama. Başak ve yükselen Başakların özellikle iletişimsel konularda çok büyük şansı var bu yıl. İletişimin olduğu her tür formda kendini geliştirecekleri bir döngü içerisindeler. Yine eğitim alanları çok aktif. Özellikle öğrenci başakların bu yıl eğitim alanında kendilerini gösterecekleri bir döngü içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yine satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayar, network bu alanlarda işi olanların kendilerini geliştirecekleri, büyütecekleri, yine yakın çevrelerinden fayda ve yarar görecekleri bir döngü olacak. Peki mesela bu alanlara girmelerini tavsiye eder misin başaklara böyle bir dönemde? Kesinlikle. Evet. Yani bu sene eğer bu alanlarda başlatacakları bir takım işler varsa, bu alanlara yatırım yapmayı düşünüyorlarsa bu sene desteklendiklerini bilmeliler. Bana kalırsa sosyal medyayı en iyi kullanan burçlardan bir tanesi olacak. Daha fazla kendilerini dijital mecraya atabilirler ve bu alanlarda da güzel fırsatlar ve şanslar karşılayabilir onları. Yakın çevre dedik, akraba, kardeşler, komşular, yakın dostlar, yakın çevrelerinde kim varsa bu alanlarda güzel sonuçlarla karşılaşabilirler. Mesela kardeşleri evlenebilir, ailelerine bir bebek dahil olabilir ve onların hayatındaki güzel gelişmeler Başak burçlarının hayatında da bir takım güzelliklere neden olacak. Hangi alanda önemli sorumluluklar devreye giriyor ya da Dinçer'in dediği gibi ne diyorduk oraya sıkıştığı alanlar mı? Tokat, hayatın tokatladı. Kendine gel, adam ol dedi. Şimdi Başak burçları için özellikle aşk hayatlarında sorumluluk üstlenecekleri, aynı zamanda hayattan aldıkları keyfin biraz da olsa kısılacağı bir döngü olacak. Çocukla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirler. Ama yine de Satürn Oğlak'ta ve onları özellikle de Ağustos doğumlu Başakları olumlu bir açıyla destekliyor. Sonuçta bu alanlarda önemli bir aşkın sorumluluğu altına girebilirler ya da çocuk sahibi olabilirler. Bu süreç içerisinde kalıcı ama etkili bir şekilde yollarına devam edecekler. Bu sene maalesef tutulmalar yine onları biraz zorluyor sevgili Başakları. Özellikle 16 Şubat'taki tutulma onların iş, hizmet ve sağlık alanlarında gerçekleşiyor ve bu alanlarda önemli konuları başlatabilir. Evet, sağlıklarına dikkat etmeleri gerekebilir. Beklenmedik yerlerden bir takım olaylar, kadersel olaylarla karşılaşabilirler. Bu dönem içerisinde birazcık daha sakin adım atmaları, biraz daha sağlıklarına özen göstermeleri, iş koşullarını ya da iş başlangıçlarını çok fazla şartlarını zorlamamaya. Yani yeni bir işe başlamayın, işte işiniz varsa da oturun. Özen göstersinler. Özellikle 31 Ocak'ta. 31 Ocak ve 11 Ağustos. Yeni bir alanlara girmek için uygun bir zaman dilimi. Uygun bir zaman dilimi olmayacak. Yine 13 Temmuz'daki tutulmayla beraber sosyal çevrelerinde önemli değişimler devreye girebilir sevgili Başak ve yükselen Başakları. Ne demek sosyal çevre değişim? Sosyal çevrede değişim. Belki evlenecek.
İstanbul'dan İzmir'e yerleşecek ya da iş değişikliği yapacak. İş değişikliği olduğu için farklı bir çevre içerisine girecek. Yani mesela arkadaşlarıyla kavga edip başka arkadaşlar edinmeyecek. O da olabilir. Olabilir diyelim yani. Evet. Çevresinde bir takım değişimler olabilir ama para? Hani parasal konular, evet, parasal konularda özellikle mesela Ağustos ve Eylül aylarında daha destekli olabilirler. Şunu söyleyebilirim, 22 Eylül ve 10 Ekim tarihleri arasında özellikle burada hem Venüs hem Merkür'de olacak, onların parasal konularda adımlarını hızlandırabilir. İyi yönde. İyi yönde, evet. Batmayacaklar yani. Hayır, hayır. Başağı geçişimi terazi. Terazi. Geldi sıra terazi ve yükselen terazileri. Şimdi önce güzel şeylerden bahsedeyim. Hayat onlara böyle sebil sebil paraları yağmaya başladı. Allah Allah, terazileri. Kadar. Bravo. Ondan sonra yaşasın. Finansal açıdan. Burcu mu değişir tabii. Yani bereketin dibine vuracakları. Şahane. Aman Allah razı olsun. Ondan sonra işte terfiler, zamlar, maddi konuda canım rahatlıklar. Oy, oy, gayet oy, böyle süper. Gani gani paranın ondan sonra geleceği. Son 12 yılın belki de en iyi zamanı. Finansal dönemi. Şahane. Akıyorken doldursunlar, yatırım yapsınlar. Böyle herkese de paylaşmasınlar. Çünkü Jüpiter Akrep hani gizli gizli yatırım yapmakla alakalıdır. Böyle ele güne komşuya falan çok da böyle nispet yapar gibi paylaşıp söylemesinler. Ondan sonra ufak ufak böyle yapsınlar yatırımlarını. Finansal açıdan çok keyifli bir sene. Aman çok maşallah. Güzel bir sene açıkçası. Özellikle Temmuz'dan sonra tutulma serisi onların kariyer alanlarına düşmeye başlayacak ki bu da efsane güzel bir şey aslında. Daha iyi parlayacaklar, toplum önünde olacaklar. Ünlenmek isteyenler ünlenir, terfi etmek isteyenler terfi eder, iş kurmak isteyenler için güzel zamandır. Kariyer alanında kendilerini daha iyi ifade edecekler, patronların gözlerine girecekler vesaire vesaire. Çok böyle inanılmaz keyifli Temmuz'dan sonraki süreç bu tutulmalarla birlikte güzel görünüyor. Fakat özellikle bu Aslan Kova tutulmaları, işte bu tarihin az önce verdiğimiz bu Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos tutulmaları özellikle biraz daha arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, kulüpler, dernekler, siyasi, ondan sonra platformları ilgilendiren alanda meydana geliyor. Atıyorum işte yakın oldukları, sempati duydukları partilerin derneklerinde ya da işte oluşumları içerisinde çok aktif görev alabilirler. Toplum için faydalı bir şey yapmaya karar verirler. İşte sokak hayvanları için olur, kimsesiz çocuklar için olur. Daha toplumsal meselelerde daha sivil toplum örgütlerinde evet, daha fazla rol alabilirler. Aktif rol alabilirler mesela, çok keyifli yine bunlar için. Bazıları arkadaşlarıyla, dostlarıyla, kankalarıyla birlikte otururlar, iş kurarlar. Bunu ondan sonra büyütürler, marka oluştururlar yine. Terazi için bu anlamda keyifli. Fakat hayatın tabii ki onların gerçekten da böyle var. Güzel böyle sağlı her soluklu. Her şey bal börek değil. Tabii yani sağlı soluk kroşelerini ondan sonra sunacağı yerler var. Nedir? Aile meselesi. Ailenin sorumluluğunu almak. Aileyle ilgili daha ciddi olmak. Ondan sonra bir evin, bir ilişkinin, bir annenin, bir babanın ondan sonra sorumluluğunu almak önemli olacaktır. Burada belki aile sağlığı da olabilir. Evlilerse özellikle ilişkiyle ilgili. Çünkü Satürn öyle bir şey ki teraziler için bu hayatı daha fazla sorgulayacak. Ben bu hayata niye geldim? Ben ne yapıyorum? Ondan sonra yani bir çok klişe bir laf vardır. Kalabalıklar içinde bile yalnız hissetme meselesi. Hani teraziler için biraz öyle. Hani biraz daha dipte kalmak, karanlıkta kalmayı istemek, hayatı daha fazla sorgulamak, hayat kendine yeni bir amaç belirlemek. Kariyer konusu artık kendi isteklerini yapma arzuları daha fazla artacak terazi ve yükselen terazilerin. Gerçekten de anne ile ilgili, baba ile ilgili sorumluluklar çok artabilir bu dönemde. Özellikle yaşça çok büyüklerse eğer. Belki sağlık, bakım, onlarla birlikte yaşama meselesi olabilir. Ama diğer taraftan genç nesil için ise belki de özgürlüklerini ilan edecekler. Diyecekler ki ben sizinle artık yaşamıyorum. Gidecekler, kendilerine ev tutacaklar, kendilerine hayat kuracaklar, kendi ayakları üzerine durmaya başlayacaklar gibi gibi terazilerinde ondan sonra hani kendi yaşamlarıyla ilgili böyle sorumluluklar parasal olacak. Açıdan iyi, aile için içerisinden değişimlere açık bir dönem anlamında. Ya evet ama para gerçekten efsane güzel. Yok değil mi? Yani. Hande'cim sen teraziydin yanlış hatırlamıyorsam. Esas önerimizin yükseleni terazi. Hani ben teraziyim ama yükselenim kova. Ama söylemiyorum yani, bu arada. Söyleme. Böyle çıkarken böyle sürtme sürtme. Ben şey diyecektim. Bir yemek ısmarlayayım. Fatih Bey bir dernek kurun da biz de üye olalım diyecektim. Evet, bir şey kuralım bari. Evet. Bir yayıncılar derneği gibi. Yok şimdi bir şey kuralım. Astroloji derneği. Astroloji ve astroloji sempatizanları derneği ki ben de girebileyim. Ya tabii ki memnuniyetle. Çok zor Türkiye'de ama hani. Evet zor. Zor biraz hani bu ülkede. Ama ateist derneği bile kurdular mı gidiyorsun? Onunla alakalı değil. Yani Türkiye'de astrologların inanılmaz böyle Türkiye'nin genel bir hastalığı var bana göre. Narsizm. Evet. İnanılmaz büyük bir
Çok büyük bir problem bence bu ve her meslekte var ama hani bizim gibi bıçak sırtı olan meslekte bu narsizm daha böyle tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. O yüzden insanların bir araya gelmesi biraz daha zor bir hale dönüşüyor. Yani geliyormuş gibi oluyor ama olamıyor aslında. Hani çünkü herkes en büyük benim derdinde. Ya evet, hani sonuçta bilgi bu, şey bu. Hani her şey ortada, her şey aslında belli. Paylaşmak hani çok güzel bir şey. Evet. Gerçekten hayatın her ama alanında paylaşmak. Ama siz çok pozitifsiniz. Ben sabah gidiyorum şunuzu be. Evet. Şey, İngiliz Astroloji Derneği bu yıl 50. yılını kutluyor. Yeni çok işte güzel. Hindistan'da ben konuşmacı olarak gideceğim. Bu yıl 28. uluslararası konferanslarını düzenliyorlar. Amerika'da UAP çok makaleler yayınlamış. Evet, evet. O Profesyonel Astroloji Derneği'nin OPA kısaltılmışı dergisinde Hande Kazanova'nın, bendenizin makalelerimiz yayınlandı. Bu arada şunu da gördüm. Hande Kazanova dünyadaki en güzel astrolog. Kesinlikle. Hatta galiba tek bile diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Buradaki diğerlerin fotoğraflarını görünce Allah muhafaza. Yani o gittiğimiz yerlerde hep şunu görüyoruz. Dernekler arasında, astroloji okulları arasında çok güzel paslaşmalar var. Ülkemizde de bunların olması çok önemli gerçekten. Çok önemli. Hani orada bakıyorsunuz herkes bir ideal için bir araya çok güzel geliyor. Çok güzel bir kooperasyon. Ülkemizde de olmasını umut ediyoruz. Oturuyorlar hemen, ne oluyor, ne bitiyor, sen ne dedin, senin yazın şöyle çok güzel. Evet. Ya biz de yapıyoruz kendi herkes aramız içerisinde ama daha da güzel olsun. Bizdeki daha getto getto. Yani herkesin kendi alanları var. Herkesin minik minik 10 kişilik grupları var. Herkes her şeyi orada paylaşıyor. Yani bu bir küresele dönemiyor, kolektife dönemiyor ne yazık ki. Şimdi biz bir uluslararası astroloji günleri yapıyoruz. Bu yıl 7.sini yapacağız inşallah. Gerçekten hani oraya meslektaşlarımızdan gelen insanlar var. Geçen yıl Dinçeller çok güzel bir organizasyon evet, yaptı. Biz de kalktık gittik. Festival, çok da güzel astroloji festivali yaptık Türkiye'de ilk defa. Değil mi? Evet, Dinçer, Naz Bayatlı sağ olsunlar çok önemli bir iş yüklendiler. Ve bir araya getirdiniz değil mi Türkiye'den hiç önemli hiç gelmeyecek isimleri olan isimlerin hepsi İnanılmaz. Bir araya geldi ilk Bravo. Defa. Evet, çok güzeldi. Biz de kendi çapımıza yapmaya çalışıyoruz. Yabancı astrologları davet ediyoruz. Bu yıl 7.sini yapacağız az değil. Biz de ne açsan. İyi, şahane. Astroloji gününde 21 Mart'ta. 21 Mart'ta, 23 Mart'ta bu yıl. Var. İnşallah. 23 Mart'ta var. 23 Mart'ta Uluslararası Astroloji Günleri 8 konuşmacı var toplamda. 2 tanesi Türk, geri kalanlar çeşitli ülkelerden. Niye bunu böyle geceyle gündüz eşit olduğu günde yapmak gibi bir gelenek mi var? Evet, tam çünkü Astroloji Günü dünyada 1992 yılından beri kutlanıyor 21 Mart olarak. 21 Mart. Eski yılbaşı aslında 1 Ocak değil. 21 Mart güneşin koça geçiş zamanı. Eski müneccimler de böyle kutlarlarmış. Peki nerede kaldık? Evet, hangi burçta kaldık? Akreplerde kaldık. Akrepler için şöyle bir kısa ara gibi oldu ama güzel yani. Onlar için harika bir döngü başlıyor. Özellikle yükselen akrepler için. Akreple yükselen akrepler için. Jüpiter onların burcunda ilerliyor. Yani özellikle yükselen akrepler için 12 yılda bir gelen şanslı bir döngü. Bunu nasıl değerlendirmeliler? Ellerinde boş bir sayfa var ve bu boş sayfaya istedikleri gibi notlarını alabilirler, yazabilirler, başlangıç yapabilirler. Bu çok önemli bir döngü. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Şans elinde çantasıyla tak tak ben geldim diyen biri değil. Şans dediğimiz şey böyle oturduğumuz zaman kaçırabileceğimiz de bir şey. Çünkü aynı zamanda Jüpiter'in o burcun içerisine girmesi o burcu aynı zamanda atalet ve tembellik de verebiliyor. O yüzden bu sene hayatlarıyla ilgili önemli adımlarda, girişmek istedikleri konularda muhakkak bir tohum atsınlar. Bir adım atsınlar, yani bir başlangıç yapsınlar. Milli piyango almadan kazanmayı beklemek gibi olmaz. Aynen, aynen. Ya da arabanı açık bırakıyorsun ama Allah'ım arabamı koru diyorsun. Önce arabayı koruyacağız ondan sonra Allah'a havale edeceğiz gibi. Tevekkül. Böyle bakmak gerekiyor hayata. Her konuda işte diğer burçlara evde yani çalışırsanız şanslı dönemesiniz. Evet çalışırlarsa çok şanslı bir döngü. İçerisindeler bir kere hayatlarını yeniden yapılandırabilirler, yeniden kurabilirler, önemli şanslar yakalayabilirler. Tabii ki burada fiziki anlamda da genişleme söz konusu olacağı için yine kilo almaya da meyilli olabilirler bu döngü içerisinde. Çok keyifli olmaktan kaynaklı olarak. Bir yükselen akrep olarak. Bir yükselen akrep olarak. O bize dedi ama o da en şanslı döngüye girdi. İnşallah çok güzel olsun. Çok da güzel bir şekilde değerlendirsin. İşte bu sene kilo bölümü tam anlamıyla kilo bölümü bence hariç de değil. O her zaman çok hoş. O evet. Şimdi Latife yapıyor bence. Yok yani, canım gayet. 7-8 kilo. Biraz daha. Verirsin. Sporcu halim var verirsin. Peki hangi alanlarda önemli sorumluluklar üstleniyorlar? Bir kere iletişimsel konularda aslında çok çalışacakları, disiplinli olmak durumunda kalacakları, yine eğitimle ilgili konularda bir döngü içerisine girecek sevgili akrep ve yükselen akrep olanlar. Yine yakın çevre, akraba iletişimsel ve kardeşler. İletişimsel konularken kendi çevreyle iletişim mi yoksa
mecra olarak iletişim. İletişim mecraları ve kendi çevreleriyle iletişim. İkisi var. Yakın çevre, akrabalar, kardeşler, işte kuzenler olur, amcalar olur, teyzeler olur. Yakın çevrelerinde kim varsa onların hayatında da önemli bir takım olaylar, bir takım konular ya da sorumluluklar devrede olacak. Ve onlar da bu sorumlulukları üstlenmek durumunda kalabilirler. Yine az önce dediğim gibi bu işlerde de böyle lay lay lom, keyifli değil, çok çalışarak, uğraşarak, disiplini olarak önceliklerini iyi belirleyerek, yani satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayar, network alanlarında kendilerini gösterebilecekler sevgili akrepler. Şöyle bir baktığımızda özellikle kariyerleriyle ilgili konularda 31 Ocak çok ön plana çıkıyor. Önemli kariyerleriyle ilgili bir değişim düşünüyorlarsa ya da değişim olabilir, 31 Ocak'ta devrede olabilir. Ama 11 Ağustos ve sonrasında kariyerlerinde kimse onları tutamaz diyebiliriz. Çünkü kendilerini gösterecekleri bir döngüye girecekler. İyi bir döngü olarak görünüyor. Ve 16 Şubat ve 27 Temmuz'daki tutulmalarda yine ailevi alan ve ev değiştirme, yer değiştirme ile ilgili konularda ön plana çıkabilir. Yine eğitimsel alana yönelmek istiyorlarsa da 13 Temmuz'dan sonraki tutulmayla beraber bir seyahate çıkabilirler. Uzakta bir eğitime karar verebilirler ya da uzaktaki akrabalarından haberler alabilirler sevgili akrepler. 7 Kasım'daki yeni ay onlar için çok önemli. 30 Nisan'da bir dolunay var. Özel hayat ve ikili ilişkilerinde 30 Nisan'da önemli kararlar almaya yatkın olacaklar. Ters karlar mı, düz karlar mı? Ters de olabilir, düz de olabilir. Bir karar alacaklar. Kaliteye göre değişir. Aynen, duruma göre değişir. Peki sıra geldi yay ve yükselen yaylara. Artık onların böyle zil takıp oynamaları gereken bir 2018 senesi bekliyor. Abi bir dakika, ben bir şey anlayacağım. 2018 berbat ama herkesin burcu iyi. Bu nasıl oluyor? Çünkü şimdi hayat da böyle bir şey değil mi? Yani berbat niye? Satürn'den bahsettik. Evet. Güzel niye? Çünkü Jüpiter de var. Yani şans gezegeni Jüpiter, fırsat, şans, genişleme, bolluk, bereket. Hani bu Satürn ondan sonra hani nereden yokluyorsa onunla ilgili zaten hep beraber hani şimdi ne varsa söyledik. Bireysel olarak değil ama toplumsal sıkıntılar var. Bireysel olarak o denli sıkıntı durumlar olmayabilir. Evet, şimdi yaylar son 2,5 sene boyunca bu karmanın lordu dediğimiz Satürn yay burcundaydı. Onları ondan sonra özgürlükleriyle, hayattaki amaç ve istekleriyle ilgili onları bayağı bir sınadı. İlişkilerde ondan sonra sınandılar vesaire. Artık bu süreç bitti. Çünkü Satürn'ün bir burçta olması demek. Yaylar Satürn'den kurtuluyor. Çünkü böğürlerinde ondan sonra kocaman bir öküzle yaşamak gibi bir durum bu aslında. Yani nefes alamamak, ayağında prangayla yürümek gibi bir duygu yaratır. Artık bitti, bir daha 29 sene sonra. Yaylar kurtuldu. Evet, bir daha 29 sene sonra. Şimdi hayat onlara ne öğretecek şimdi? En güzel şekilde para kazanmayı öğretecek. Daha iyi para nasıl kazanabilirler, paradan para nasıl yapabilirler, ticari işlere girişebilir, kendi işlerini kurup bu konuda çok uzmanlaşabilirler özellikle. Kendi markalarını kurup bu markalarını çok bilindik, çok popüler bir düzeye taşıyabilirler. Özellikle bu sosyal medya araçlarını çok daha etkin, çok daha efektif bir şekilde kullanarak bunu gerçekleştirebilirler her şeyden önce. Bu anlamda güzel, çok güzel yatırımlar yapacaklar. İyi birikimler, tasarruflar yapıp iyi birikimler yapacaklar. Tek burada mesele şu. Hedef koymaları gerekiyor kendine. Yani atıyorum ben işte Ulus'ta bilmem nerede ev istiyorum. Ve onun için harekete geçmeleri gerekiyor. Yani net bir hedef. Onun için bayağı bir hareket lazım. Evet bayağı bir hareket. Ben de. Öyle bir yer hedeflerimizi yüksek tutalım ya. Olanların şeyi nasıl oluyor gibi. Neyse. Şimdi diğer taraftan da aslında kendi korkuları, içsel olarak endişeleri nelerse bunları çok rahat yenebilecekleri bir sene geçirecekler. Jüpiter sayesinde içsel olarak büyüyecekler, maneviyatları artacak. Ondan sonra işte o rüyalar, ondan sonra gizemli konular, okült konular, terapistlik gerektiren konular, bilinçaltı konuları, korkular, endişeler neyse bunlar hop böyle silinip gidecek. Keyif. Çünkü üstünden öküz kalktı. Ondan sonra Jüpiter de 12. evlerinde. Ondan sonra onlar için çok böyle keyifli, böyle güzel bir dönem olacak. Kendini içsel anlamda çok büyük açılımlar yaşayacaklar. Hem hayatı daha manevi tarafını da önemseyerek aslında daha bir sıkı sıkı tutunuyor olacaklar. Olası rahatsızlıkları varsa bunlar hızlı bir şekilde şifa bulacak aslında yay ve yükselen yaylar için. Tutulmalarla birlikte bu sadece Temmuz tutulması dışında bu Ocak, Şubat, Ağustos tutulmaları onlar için yeni vizyonlar edinmek, yeni hedefler koymak. Hedef koymak çok önemli olacak yaylar için özellikle. Yurt dışı ile ilgili, yurt dışına açılmak istiyorlarsa açılabilirler, yaşamak istiyorlarsa çok keyifli ve iyi bir sene. Uluslararası alanda ticari ilişkiler kurmak istiyorlarsa çok güzel. Akademik kariyer için çok güzel.
Üniversite sınavına girecek olanlar için gayet şanslı bir sene, iyi bir sene. Ama çalışırlarsa. Tabii ki çalışmaları gerekiyor. Hani hiçbir şey altın tepside Hande'nin söylemiş olduğu gibi önümüze koyulamıyor ne yazık ki. Yine özellikle aşk konusunda yine Temmuz ve Ağustos ayları yay ve yükselen yaylar için çok böyle 10 numara 5 yılı çok böyle keyifli 4 el kuzeni düşebilecekleri bir zaman diyorum ve sözü Hande'ye bırakıyorum. Evet. Oğlaklara geçmeden bir reklam arası versek. Bak şimdi içim açıldı. Her bütün burçlara durum iyi falan. Herkes yani iyisi var kötüsü var ama genelde pozitif şeyler. Biraz moralim düzeldi deminden sonra ama sizin burcunuz neydi? Benim burcum mu? Ben şöyle bir şey olabilir. Ben şöyle mesela burcumu soranlara hangi burçta olduğunu ve hangi burcu seviyorsam onu söylüyorum. Güzelmiş. Çok doğru. Abi takımımı bence seçebiliyorum. Onu seçiyorum. Niçin ben burcumu seçemiyorum? Yani işimi seçtim. Eşimi seçtim. Burcumu seçemiyorum. Ben mesela bakıyorum ve kovayım diyorum mesela. Çünkü kovayı seviyorum mesela. Asıl burcuma bir önemi yok bence. Var mıdır? Var tabii. Haritanız ona ama göre ama insan hissettiği ya burçtadır. Yaşlıdır. Bu güzel. Bu klişe olabilir. Harika. Güzel bir slogan oldu. Süper. Bir ara vereceğim. Değerli siz reklam arasında çay kahve içerken ben de reklam arasında fırça yedim. Niye yedin diyeceksiniz. Ben fal diyormuşum çok kızdılar bana. Fal demek ayıp mı? Estağfurullah ama bizim işimizle bağlantılı. Evet. Fal ne? Astroloji ne? Şimdi fal deyip duruyorsun diye Hande bir çemkirdi bana. Böyle bir iki kelimeyi aynı cümle içinde bile kullanmıyorum. Çünkü çok bambaşka bir şey. Astroloji gezegenlerin değişen konumlarından ve arka fondaki burçlara göre değişen konumlarından mantıklı, akılcı yorumlarla bir takım çıkarımlarda bulunmak. Diğeri ise tamamen hani kehanetsel bir şey mi diyeyim, sezgisel bir şey mi diyeyim. Astrolojinin altyapısında çok büyük matematik var. Bilim binlerce var bu konuda yazılmış olan eser var. Yılları birikmiş deneyimleri evet, var. Tarihsel. Çok iyi bir takip var. Yani doğayı takip var. Bahsettiğiniz gibi bütün döngüleri takip var ve insanlar yaşamak için bunu bir dönemde gerçekten çok yoğun kullanmışlar. Çok büyük bilgi var. Yoksa en azından kendi adıma söyleyeyim ben bu alanla ilgileniyor olmazdım. Gerçekten astroloji bilgiye doymadığımız bir alan. Ve akademik alanda giderek daha fazla yer bulunacağına inandığım. Çünkü yurt dışında bazı üniversitelerde dahil ufak ufak yer almaya başladı. Ve giderek akademik alanda daha fazla hak ettiği yeri bulacak diyorum. Özellikle sosyal bilimler alanında mesela astroloji çok güzel oturabilecek bir alan. Çünkü hem toplumları tanımak, anlamak, nasıl döngülerden geçtiğimizi mesela şimdi evet konuşuyoruz. Hem de tabii bireysel olarak insanı tanımak manasında, insanın kendini tanımak manasında, kendini bilmesi manasında çok önemli. Ama biz bunu fal diye bildik hep yani gazetelerde bile işte günün falı falan derdi. Ya evet ama bir şeyle alakalı yani zamanında ne yazık ki ondan sonra astroloji dendiği vakit kocaman kaynayan bir kazanın önünde iki kişi ondan sonra bir elinde reklam filmi var ondan şey sonra hani öyle bir imaj ondan sonra vardı Türkiye'de. Ama son 15 senedir ondan sonra bu imaj artık yavaş yavaş kırılmaya başlandı. Çünkü çok güzel eğitimler veriliyor. Evet. Ondan evet sonra Öner Bey eğitim veriyor. Ben eğitim veriyorum aynı şekilde. Evet. Türkiye'de evet 7-8 tane merkez var astroloji eğitimi veren. Bununla ilgili her şeyden buradaki önce 3 astrolog da eğitimli insanlar. Dinçer bu bir bizim bilgi mezunumuz. Sistemi. Hande bizim mezunumuz. Türkiye'de çok güzel astroloji okulları var. Ve biraz evvel dergisine de baktığımız çok büyük astroloji organizasyonları var. Onların bünyesinde yapılan seminerlerde, uluslararası seminerlerde çok enteresan. Hani kelli felli koca insanlar çıkıp adeta bir üniversite ampisinde konuşur gibi kendi konularını sunuyorlar. İşte astrolojinin bir tane bir şey gibi algılıyor insan ama mesela Çin, Hint. Evet. Ayrı alanları var. Alanları var bir sürü. Her peki bunlar hepsi aynı şeyi mi görüyorlar yoksa ayrı ayrı şeyler mi görüyorlar? Şimdi aslında aynı yere farklı yerden bakmak gibi görebiliriz. Kültürel gelişim içerisinde bizim şu anda pratik ettiğimiz, çalıştığımız daha ziyade Batı astrolojisi olarak tanımlanan tür dünyadaki en yaygın tür. Ama çok ama aslında Doğu astrolojisinin daha önemli olması gerekiyor. Çünkü esas gözlemler, esas bilgi birikim orada değil mi? Ya aslında daha önemli, daha az önemli demekten ziyade her bölgeye göre, oranın karakteristiğine göre gelişmiş, anlaşılmış ve anlatılmış diyebiliriz. Hayır mesela Hintliler, Çinliler, Mezopotamyalar binlerce yıldır bakıyorlar. Daha fazla bilgi birikim olması gerekmez mi? Birbirlerinin etkilenmişler zaten. Yani işte skolastik düşüncenin hakim olduğu yıllarda işte Hazreti İsa'nın meydan yani daha doğrusu Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla beraber mesela Batı'da unutulmaya yüz tutulduğu dönemlerde
11. 12. yüzyılda en büyük katkıyı astrolojiye aslında Doğu'nun alimleri yapmış. İslam'ın alimleri yapmış. Yani hepsi birbirlerinden çok etkilenmiş. Arap astrologları var, çok, evet, değerli. Çok değerli. Arap noktaları diye çok önemli. Ondan sonra bu noktaları hesaplamışlar gökyüzünde. Aynı zamanda bildiğimiz mesela Osmanlı İran astrolojisine yakın değil mi de Osmanlı? Doğru. Döneminde. Aslında evet, astrolojinin Osmanlı'ya geçişi, tabii ki Selçuklu'dan bazı şeyleri alıyoruz ama İran'dan ve dolayısıyla Acem astrolojisi denilen, evet, Persiyan astrolojisi denilen türü pratik etmişler. Biz bir Osmanlı astroloğunun eserini 2,5 yıldır çevirmeye çalışıyoruz. 3 farklı lisanda yazılmış. Ben bu yıl Amerika'da Mayıs ayında onu sunacağım, onun çalışmalarını sunacağım. Osmanlıca, Persiyan yani Farsça, Acemce, Farsça, ve Arapça. 3 lisandan oluşuyor. Çünkü kendisinden evvelki bazı müneccimlere, yani Topalım astrologlara sonrasını referans vermiş. Onların kitaplarından bilgiler vermiş. 3 farklı lisandan oluşmuş. Bugün hala dünyanın pek çok yerinde devlet adamlarının bile böyle astrologları var, evet, var, müneccimleri var. Ben Amerika'dan en son buraya gelirken oradaki eğitimlerden bir kitap aldım. Nancy Reagan'ın Beyaz Saray'da astrolojiden nasıl istifade ettiğini anlatan bir kitap. Başlı başına bir kitap, bunun üzerine yazılmış. Peki, Oğlak'ta mıydık Hande? Oğlak'taydık. Oğlaklar, hemen onları anlatalım. Şimdi bu sene Oğlaklar'da sosyal çevre alanları çok aktif. Yani sosyal çevrelerinden, arkadaşlıklarından ya da dahil oldukları çevrelerden yana şans sağlayacakları bir yıl içerisindeler. Yeni insanlarla tanışabilirler, yeni çevrelere girebilirler, yeni ortamlarda tanıştıkları insanlar onlara hem aşkın hem işin ya da hayatlarında hangi alanda önemli ilerlemeler kaydedeceklerse bu alanlarda güzel sonuçları karşılarına getirebilir. Aynı zamanda dediğim gibi aktiviteler, davetler, organizasyonlar, takım çalışmaları bu alanda yapılacak her tür konuda Oğlakların bu sene şanslı, bereketli ve bolluklu olduğunu görüyoruz. İşten elde edilen gelirlerini arttıracakları bir döngü içerisindeler. Kaldı ki Oğlaklar için çok zor bir yıl döngü tamamlandı. Yaklaşık 2,5 yıldan beri aslında hayatlarında bir hesaplaşma dönemindeydi sevgili Oğlaklar. Bir kapanış dönemindeydi. 29 yılı kapattılar. Yaylar gibi onlara sıkıntıydı yani. Evet. Yani hayatlarından gitmesi gerekenler gitti. Bazı kayıplar yaşadılar. Bazı işlere girdiler ama bu işlerin karşılığını istedikleri gibi alamadılar. Hayatlarını kontrol edemedikleri bir döngüdelerdi. Ve kontrol demek zaten Oğlak Burcu ile çok bağlantılı olduğu için aslında Oğlak Burçlarının çok ciddi sıkıntılar çektiğini hem kendi yakınlarımdaki Oğlaklardan biliyorum hem danışmanlığa gelenlerden gayet güzel bir şekilde deneyimledik. Ama şimdi artık Satürn Oğlak Burcu'nda, yani onların eline aslında bir anlamda güzel bir... Satürn kötü değil miydi ya? Satürn Oğlak'ta iyi bir durumda. Ha. Ya Satürn kötüydü demek istemiyorum. Çünkü şöyle, evet Satürn kötücül gezegenlerden bir tanesi, malefik gezegenlerden bir tanesi. Tıpkı Mars gibi. Ama nerede olduğu, hangi burçta olduğu da çok büyük önem kazanıyor. Şimdi hiçbir zaman Satürn yayda yaptığını Satürn Oğlak'ta yapmayacak. Ha. Çünkü kendi öz burcunda. Ve Satürn Oğlak şu demek aslında. Çalışıyor musun kardeşim, didiniyor musun, uğraşıyor musun? Çalışırsan, uğraşırsan, didinirsen ben sana bunu veririm. Önceliklerini belirlersen ben seni en tepelere çıkartırım diyor. Yani öncelikle zamanı iyi kullanmalıyız. Önceliklerimizi iyi belirlemeliyiz. Çalışarak, uğraşarak, didinerek. Zaten Oğlakların hayatında bilmediği bir alan değil bu. Hı hı. Oğlaklar bunu gayet iyi biliyorlar. Çünkü Oğlak hayatı boyunca mücadele eden geleneksel bir burç. Yani disiplinli, her şeyi düzgün yapmayı seven bir burç. O yüzden Satürn Oğlak'ta... Hiç şeyi düzgün yapamadım hayatımda. Bir Oğlak'la evliyim, onun ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden Oğlaklar korkmasın. Hayatlarını yeniden yapılandırdıkları bir döngü içerisindeler. Yani bütün bir apartman vardı ya da bir ev vardı. Bu ev geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca yıkıldı. Yıkıldı, yapıldı. Bomboş bir arazi var. Şimdi bu araziye... 5 katlı mı ev yapacak? 2 katlı mı? Deniz manzaralı mı? Havuzlu mu? 3 odalı mı? 5 odalı mı? Buna Oğlakların kendi karar verecek. Ama sağlam temeller atarak. Sağlam temeller atarak yapacaklar. Evet. 29 yıllık bir döngü başlıyor onlar için. Yani 29 yıl boyunca iyi şeyler yapabilirler. Yeter ki temelini yapsınlar. Evet, çok çalışacaklar. Mesela Aralık doğumlu Oğlaklar çok çalışacak, çok uğraşacak. Bazen hayat üstlerine üstlerine gelecek. Sağlıklarını özellikle gözden geçirmeleri gereken bir döngü olacak. Ama dediğim gibi sonucunda kalıcı ve sağlam adımlarla isimlerini bence yazdırabilirler. Çünkü Satürn'den kaçmazsak eğer, güneşin üzerine geldiğinde o sorumlulukları yerine getirebilirsek
sonucunda çok büyük mükafat veriyor. Ama senin işin zaten mükafatını almıştın. Aa, teşekkür. Evet. Ya ben İyice. Oynamak istemiyorum ya. En zoru bana kaldı. Aa, evet. Çok kova mı? Şey kova mı? Evet. Kova benim. Aa, benim en sevdiğim burada. En sevdiğim. En zor ihalesi bana kaldı. Kovalar için o hani az önce Hande'nin bahsettiği bina yıkıldı ya 2,5 sene boyunca oğlaklar için. Kovaların şimdi binaları artık yıkılıyor. Kentsel dönüşüm kovalar için başladı. Benim için başladı, ben kovayım. Benim de, yükselenim kova, benim de başladı. 10 dakika önce kovalar için başladı. Gerçekten kentsel dönüşüm başladı artık. Yani 29 yılın hesabını verme zamanı. Eyvah kova eyvah. Ve yükselen kovalar için. Biraz artık hani içe dönme, inzivaya çekilme, kendi kabuğuna dönme, hayatı hani hayatın içine çok fazla katılımcı olmadan daha gözlemci pozisyonda ne yapmak istediklerine olabildiğince karar verecekler. Biraz daha bedenin ondan sonra onları böyle vermiş olduğu o işaretleri çok iyi yakalamaları gerekiyor. Sağlık olarak, psikoloji olarak biraz daha kendilerini konforda hissetmeyecekleri bir 2,5 senelik süreç onları bekliyor açıkçası. Fakat bu sürecin aslında olası en iyi tarafı şirket kurmak için, markalaşmak için çok güzel bir zamandır bu. Çok keyifli, çok doğru bir zamandır diğer taraftan. Kendilerini yenileyecekler her şeyden önce. Kendi o korkuları, endişeleri, onları böyle hayatta akmakta alıkoyan, akışta kalmaktan alıkoyan diyelim neyse bunların ondan sonra üstesinden gelecekler. Artık panik atakları mı var ya da işte karanlıktan mı korkuyorlar? Endişe ve korkuların üstesinden gelme zamanı. Ama zor bir süreç bu 2,5 senelik süreç. Dediğim gibi. Yani 2,5 mu 29 yıl mı? 2,5 yıl. Bu 29,5 yılın hesabını yani... Hı. Ha, 29, geçen 29 yıl evet, 29 yıl boyunca iyi insan oldun mu? Ondan dedikodu yaptın mı? Yaptım. Hırsızlık yaptın mı? On yapmadım. Ondan sonra milletin hakkına gasp ettin mi? Etmedim. Ondan sonra gibi. Yani eğer iyi insan olduysan zaten bu Satürn oğlak süreci hani seni sinek ısırığı gibi geçer. Sıkıntı yok. Ama yani sen o hayatın akışı içerisinde iyi insan olmayı, o meziyetleri kendine toparlayamadıysan, evet bu süreç bir çöküş süreci. Evet yani yapacak bir şey yok. Bu zor bir süreç olacak demektir. Kova ve yükselen kovalar için. Şimdi bu kadar onları dibe vurduktan sonra, soktuktan sonra Jüpiter'in, ondan sonra iyice Jüpiter'in diyelim, ondan sonra keyifli bir etki alanı yok mu? Var. Nedir bu etki alanı? Kariyer. İş ve kariyer konuları. Aslında kova ve yükselen kovaların belki de son 12 yıldır elde hani 12 yıldır elde edemedikleri büyük fırsatlar ve şanslar elde edecekler. Bu yüzden çok kıymetli, çok güzel bir süreç. İş kurmak için, parlamak için, ün sahibi olmak için, toplum önüne çıkmak için, kendilerini ifade daha rahat, daha kolay ifade edebilecekleri, eğer istiyorlarsa bu sene itibariyle, atıyorum yıllardır bir X işi yapıyordu, muhasebecidir. Kendine farklı bir alanda bir kariyer ondan sonra çizmek istiyordur. İnanılmaz güzel bir sene. Hmm. Taşınmak, yer değiştirmek, yurt dışında yaşamak. Uranüs de tam dip noktadan geçiyor en nihayetinde. Yani oturduğu ili sevmiyordur. Hani ben yıllardır burada oturuyorum. Artık hayatımı değiştirmek istiyorum diyordur. İşte bu sene 15 Mayıs'tan sonra özellikle kova ve yükselen kovalar hayatlarına çok büyük radikal adımlar atmak için çok uygun bir dönem, çok uygun bir sene olacak onlar için. İlişkiler testten geçiyor. Ne yazık ki. Çünkü hem biraz daha içe dönecekler, ilişkiye de dışarıdan bakmayı öğrenecekler bu sayede. Evlilikleri olanlar, ortaklıkları olanlar. Hani biz nereye gidiyoruz? Hani bu otobüs nereye gidiyor? Hani biz ne yapıyoruz? Birlikte miyiz? Değil miyiz? İkimiz ayrı yönlere mi gidiyoruz? Biraz bunları sorgulayacaklar. Kötü gidiyorsa ilişkiler, Temmuz, Ağustos ne yazık ki hani taksi sepeti koluna herkes kendi yoluna diyecekleri bir zaman olacak. Ama son bir senedir bir ilişkileri başladıysa eğer ve bunlar böyle çok böyle güzel tatlış tatlış gidiyorsa eğer bu sene tabii ki bu Temmuz, Ağustos ondan sonra sene sonuna doğru hani bunu bir nişanla, bir sözle, bir evlilikle özellikle taçlandırmak için çok da böyle keyifli bir zaman olacağını düşünüyorum. Özellikle Temmuz itibariyle 1,5 senelik süreç benim hani gözlemlediğim kadarıyla daha doğrusu kovalar için iş hayatlarıyla ilgili bir yapılanma süreci başlıyor. İş koşullarını büyütecekler ve genişletecekler. Çalışan alacaklar, kariyer yapacaklar falan filan diyelim ve son burç. Son burcumuz ve olan balık ve yükselen balık balıklar. Balık ve yükselen balıklara gelelim. Özellikle balık ve yükselen balıkların bu sene çok gezecekleri bir dönem.
bolca gezecekler, bavullarını hazır tutsunlar, seyahat edecekler. Eğitimsel konularda şans onlardan yana. Aslında bu sene eğitimle ilgili konularda Jüpiter hem Başak Burcu'nu hem Balık Burçlarını çok destekliyor. Aynı zamanda yine ikizler ve yay burçları da tutulmalardan alacakları etkilerle eğitimsel konuların üzerine düşebilirler ama Balık Burcu için eğitimle ilgili konularda mesela üniversiteye hazırlanan genç balıklar varsa bu sene şans rüzgarını arkadan alıyorlar. Tabii ki çalışsınlar, tabii ki didinsinler ancak o zaman başarabilirler ama bu sene yine de ya ne olacak acaba gökyüzü beni destekliyor mu diye soranlar varsa bu sene desteklendiklerini bilebilirler. Yine medya, yabancılarla yapılacak olan işler, hukuki konularda güzel sonuçlar elde edecekleri bir döngü, yabancı yerlerde elde edecekleri bilgi birikimleri, özellikle senenin sonunda Jüpiter yay burcuna geçtiği an itibariyle kariyerlerinde kullanacakları çok önemli bilgiler edinecekler bu sene. Özellikle yabancı insanlardan, değişik ortamlardan, kendilerini daha az tanıyan insanlardan. Bu sene algılarını yakın çevrelerine değil, daha çok tanımadıkları insanlara çevirsinler. O insanlardan yana fayda ve şansları daha yüksek olacak sevgili balıkların. Hangi alanlarda önemli sorumluluklar devrede ya da zorlanmalar devrede diyelim. Aslında sosyal çevrelerini, arkadaşlıklarını, bulundukları ortamı gözden geçirecekleri bir döngü içerisine girdiler. Hayatlarını yeniden yapılandırmaya doğru giderken yanlarında kimlerin olduğu, beraber bu yolda yürüyecekleri insanları aslında bir anlamda seçecekleri bir döngü olacak bu. O yüzden hayatlarında giden insanlar varsa özellikle arkadaşlarından, çevrelerinden onları yalnız bırakacak, gidecek ya da herhangi bir şekilde onlara bir ters düşecek birileri varsa ben her zaman şunu söylüyorum, bırakın gitsinler. Kesinlikle. Artık sizin hayatınıza hizmet etmiyorlar. Çünkü dediğim gibi yeni bir döngü. Bu döngü içerisinde siz de yolunuza kimlerle devam edeceğinizi göreceksiniz. Şimdi hemen baktığımda 31 Ocak'ta ve 11 Ağustos'taki tutulmalar iş hayatlarında önemli konu ve olayları, yine değişimleri karşılarına getirebilir. Önemli sonuçlarla karşılaşabilir. Ama yine de çok büyük adımlar varsa 16 Şubat'taki tutulma bu adımları çok fazla desteklemeyecek sevgili balıklar için ve özellikle 27 Temmuz'da da çok büyük adımlardan ve atılımlardan kaçınmakta fayda olabilir. Bir tek söyleyeceğim, sağlıklarına dikkat etmeleri gereken ve sağlıklarıyla ilgili konuları yeniden gözden geçirmeleri gereken bir dönem olacak. Bu döngüye dikkat etsinler. Ama bir yandan keyifli süreç yok mu? Mesela 13 Temmuz'daki tutulma onların aşk hayatlarını hareketlendirecek ve aşk hayatlarında istedikleri sonuçlarla karşılaşabilirler. 26 Ağustos'taki Dolunay onlar için çok önemli. İkili ilişkiler ve özel hayatlarında ve 17 Mart'taki yeni ay balıkların hani bir işe başlamak istiyorum, yeni bir adım atmak istiyorum hayata karşı dediklerinde başlangıç yapabilecekleri bir yeni ay. Henüz de Ağustos. Hayır, 17 Mart. Henüz de daha Merkür gerilememiş olacak. 23 Mart'ta geriliyor olacak. Hı hı. O döngü içerisinde, o bir hafta içerisinde atılımlarını yapabilirler sevgili balıklar. Hangi burç kaldı? Bitti. Bitti. Bitti değil mi? Kalmadı. Bitirdik. Hepsini bitirdik. Güzel. Bir ara vereyim, bir son toparlama yapalım. Yok mu aramız? Aa ne güzel. İyi, aramız da yokmuş. O zaman şununla noktalayalım derim. Bu sene Türkiye'de neler bekliyor? Yani şunlar olacak, bunlar olmayacak. İyisi, kötüsüyle. Dünyayı konuştuk. Evet. Orta Doğu'da bir İsrail-Filistin gerilimi bekleniyor. Ocak ayı içerisinde de katılıyorsunuz herhalde hepiniz. İran'da sıkıntı olma ihtimali. İran çok önemli. Özellikle Mart ve Nisan ayı. Bu senenin diktatörlükler için, baskıcı rejimler için çok sıkıntı verici geçeceğini, sıkıntı verici bir dönemin başlangıcı olacağını ve baskıcı rejimlerin bu dönemde sallanmaya başlayıp baskını arttıracağını ama sonunda yıkılacaklarını söylediniz. Bu da dünya için iyi bir haber. Trump'ın haritasının pek parlak olmadığını söylediniz. O da Amerika için en azından ve dünya için iyi bir haber ama ondan önce dünyada bir kargaşa yaratma ihtimalinden bahsettiniz. Yanlış anlamadıysam. Evet. Temmuz-Ağustos ayında Türkiye açısından bir riskten bahsettiniz. Bu tutulmayla beraber özellikle yer hareketleri şunlar buna. 17 Ağustos depremindeki tablonun aynısı gökyüzünde oluşuyor benzişli dediniz. Evet. Çok benzişli. Tutulmada. Tutulmada oluşuyor dediniz. Bunun dışında Türkiye'de özel olarak mesela seçim olma ihtimali var mı? Bir yerel seçim, bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz? Ekonomik olarak bir sıkıntı görüyor musunuz? Emlak sektöründe bir gerileme olacak. Hı-hı. Emlak fiyatları düşecek. Vatandaş için iyi ama emlak yatırımcıları için iyi değil dediniz. Bunun dışında özetleyeceğiniz son birkaç bir şey var mı Türkiye'de? Başlamak ister misin?
Çok kısa. Ben 15 Mayıs'tan sonra Türkiye'de ben çok böyle farklı, beklenmedik, çok bir partinin kurulacağını düşünüyorum. Allah Allah. Açıkçası 15 Mayıs'tan sonra. Seçime yetişir yetişmez hani bunu bilemem tabii ki. Bir siyasetçi değilim en nihayetinde. Oradaki dinamikleri çok iyi bilemiyorum ama çünkü Uranüs Türkiye'nin 11. evine partileri ilişkilendiren bir alana geçiyor. Sağ eğilimli ama daha radikal, daha modern bir sağ eğilimli bir partinin ondan sonra kurulacağını, bunun çok dikkatleri çekeceğini, bütün ondan sonra gözlerin o parti üzerine yoğunlaşacağını, biraz daha Uranüsyen bir parti, sıra dışı fikirleri olan, değişik, oldukça radikal söylemleri olan ondan sonra bir partinin olabileceğini açıkçası düşünüyorum 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'ta Türkiye'de yeni bir parti kurulabilir. Evet, evet, bir yeni bir lider olasılığı belki bu partiyle birlikte olabilir. Ekonomik olarak Hande'nin ve Öner Bey'in de söylemiş olduğu gibi dünya üzerinde her ne kadar çok büyük bir doğum sancısı şeklinde bir durum olsa da Jüpiter şu an Türkiye'nin burcu üzerinde akrepte olduğu için aslında bizim şu dönem Türkiye onu çok sert yaşamayacak. Evet, çok sert değil. Belki direkt çok teğet geçemese de bu sefer yine de çok rahat bir şekilde kendimizi toparlayabileceğimiz, krizleri fırsata çevirebileceğimiz. Çünkü biz ülke olarak akrebiz. Yani biz her zaman krizleri fırsata çevirmesini biliriz. Biliriz. Yine bu dönemde biz yine bu olası bu krizleri çok rahat bir şekilde ondan sonra fırsata çevirebileceğimiz bir 2018 senesi bizleri bekliyor diyebilirim son olarak. Hande'cim sen ne dersin? Ben ya kesinlikle dediklerine katılıyorum. Bazı tarihler var. Bu tarihlerde çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha altını çizeceğim. Yoksa çok da olumsuz olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Bir yandan işte çocuk oluşumları artabilir Türkiye'de. Hı hı. Dediğimiz gibi sanatçılarla ilgili konular, sportif faaliyetlerde çok güzel başarılar, şanslar elde edebiliriz. Yurt dışında özellikle yapılacak bir takım müsabakalarda güzel sonuçlar elde etmemiz mümkündür diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun yine de kendi topraklarımızın aşağısında oluşan bir takım olaylar var. Bu bizim topraklarımıza da sıçrama ihtimali olabilir. Özellikle buna dikkat etmekte fayda var. 2 ve 3 Mart tarihleri arasında. Yine çok önemli tabii ki Satürn Oğlak Burcu'na geçiyor ama bir yandan işle ilgili konular, emekler, emekçiler, iş hayatlarıyla ilgili önemli reformlar, sağlıkla ilgili önemli reformlar da devreye girecek bu alanda. Ve bana kalırsa sağlıkla ilgili konularda da çok ciddi, kalıcı ama bir yandan da biraz kemerleri sıkacağımız bir döngü içerisine giriyoruz bu sene. Hani işçilerin çok büyük bir beklentileri varsa özellikle bu alanda biraz zorlanabilir ya da olması gerektiği kadar olabilir. Öncelikler buna göre belirlenebilir bu süreç içerisinde. 1-2 Nisan bu açıdan biraz dikkat çekiyor. Çünkü özellikle yurt dışı bağlantılı diğer devletlerle olan diplomatik ilişkilerimizde dikkatli olmamız gereken bir döngü. Burada bize bir olay sıçrayabilir ya da burada alacağımız kararlarla özellikle kendi topraklarımızda bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşanabilir. Bu özellikle 5 Haziran ve 27 Kasım tarihlerinde bir kez daha devreye girecek. Bu sene bütün tutulmaları para alanında yaşayacak Türkiye. O yüzden maddi konulara her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Hem bireysel olarak hem ülke olarak. Hem bireysel olarak hem ülke olarak dediğim gibi. Yani ekonomik sıkıntıların olasılığının yükseldiği bir dönem dikkatli olmak lazım. Evet, aynen. Yani ben son toparlamalar olarak öyle söyleyeyim ve öneride bırakayım. Şimdi ben erken seçim tahmin etmiyorum. Jüpiter'in yay burcundan geçiş zamanlarında özellikle AK Parti astroloji haritasına bakarsak daha fazla avantaj elde ettiklerini görüyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritasını takip edersek 2019 yılının sonbaharında bizim ilerletilmiş haritadaki yeni ay dediğimiz yeni bir döngüye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bununla paralel olarak 2019 yılı sonundan itibaren yeni bir takım sistem, düzenlerin vesairenin devreye gireceğini yani beklenen zamanında gireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ilerletilmiş haritasına baktığınız zaman hani sanki böyle aracı rolümüzü daha iyi oynayacağımız ve ülkeler arasında dikkat çekeceğimiz, belki barış sürecine katkıda bulunabileceğimiz bazı zamanların olacağını düşünüyorum. Borsanın bu yıl belki de beklenenden daha iyi bazı çıkışları var. Tabii ki ekonomik anlamda dikkatli olmak gereken zamanlar var ama mesela bu hemen önümüzdeki hafta 9 Ocak civarında bazı avantajlar sağlanabilir diye düşünüyorum. Bazı ne diyeyim iyi hareketler olabileceğini düşünüyorum. Turizm alanında önemli gelişme bekliyorum.
Çin'le ilişkilerimizin, bileşik haritalar var astrolojide kullandığımız. Türkiye astroloji haritası, Çin astroloji haritasını koyduğunuz zaman burada çok iyi bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Yani turizm alanı başta olmak üzere bütün ithalat, ihracat gibi alanlarda biraz daha yüzümüzü uzak doğuya, Asya'ya döneceğimiz bir zaman diliminde olduğumuzu görüyorum. Ve Türkiye için en çok çocuklar, gençlerle ilgili alanda yatırımlar, geleceğe yönelik bir takım girişimler bekliyorum. Spor ve sanatta avantajlar olacağını düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerde evet saflar değişiyor. Yani işbirlikleri içerisinde olduğumuz ülkeler alanında hem paktlar, uluslararası organizasyonlar, Avrupa Birliği de buna dahil, NATO da buna dahil. Bu orada değişikler olacak. Orada bazı değişimler ve ikili ülke ilişkileri anlamında da belki bazı ülkelerle daha ilişkileri derinleştirirken bazı ülkelerle de biraz soğuma yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Peki, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Kötü başladık ama iyi bitirdik diye düşünüyorum. Çünkü dünyayı zor bir dönem beklediğini anladım. Yani önümüzdeki 7 yıl boyunca dünyada ciddi sıkıntılar olacak. Ama bireysel olarak baktığınız zaman emeklerinizin karşılığını alacağınız da bir dönem gibi çalıştığımız duruyor. Çalıştığımız takdirde. Çalıştığımız takdirde, emek verdiğimiz takdirde. Anlık ödev kovalar için iyi olmayacak bir döneme girdik. Ben burç değiştirmeye karar verdim. Bu düzeltik kendimize uygun bir şey. Ama yaza dikkat diyoruz. Bu programda en çok benim hatırlayacağım insan hissettiği burçtadır. Bravo. Hissettiği burçtadır. Evet. Bu akşamın bence özeti. Tamamen yıllık bir akşamın özeti. Peki, evet. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Değerliciler, 2018'in hepinize güzel geçmesini diyorum. Burada elbette ki yıldızlar ne diyor diye konuştuk ama yıldızlardan daha fazla geleceğiniz hakkında, durumunuz hakkında söz sahibi olan sizlersiniz. Yıldızların bir etkisi var ama önemli etkinin sizde olduğunu unutmayın. Aklınızı kullanın. Aklınızı kullandığınız zaman başka bir şey kullanmaya gerek kalmıyor. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir sene diliyorum. İnşallah iyi bir sene olur hepiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.